İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çeltiv ekranlarına hoş geldiniz. Önlü Böre programında ben Hasan Doğan. Yine karşınızdayız. Top dolu bir program olur inşallah. Keyifli dakikalar dileyerek hemen konuklarımızı tanıtalım. Mahmut Altınbakır hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muharrem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Sami Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Yayınımız Radyo Klas 99.2. Radyo Klas'la ortak yayındayız. Dileyenler, yolda olanlar oradan da takip edebilirler. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz tekrar. Sayın Hocam, Mersin İdman Yurdu fırsat tepti. Evet. Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Rakipleriyle puan farkını kapatacakken aynı devam etti. Evet. Maç hakkında ufak bir ön bilgi alalım. Devamında. Fırsat tepkiyi ben geçen hafta Trabzon maçı için kullanmıştım. Bu maç fırsat tepmenin de ötesinde oldu aslında. Yani kötü bir Trabzon'u orada hakikaten yenememek bizim için... Ama Sivas da yenemedi hocam bu hafta. Tek kale oynadığı maçta. Yani şöyle bir... yani her koyun kendi bacağından mı diyelim? Yani yenemediler, yenebilirlerdi. Ama bizim yenmemiz gerekirdi. Yani bizim ama yenmemiz enteresan gerekirdi. Bir hafta oldu sanki hocam. Yani oldu, Kayseri tabii, maçına tabii. Bakıyorsunuz, Kayseri tek kale oynuyor Eskişehir'e. Sivas'a bakıyorsunuz tek kale. Mersin'e bakıyorsunuz tek kale. Üçü de beraber. İşte bu haftaki yazımda da şans da lazım dedim ya. Bir taraftan baktığınız zaman aslında özellikle de ben şeyde acaba dedim sezon bizim için dönüyor mu? Yani Kacemaz Kaz zaten biliyorsunuz maça damgasını vurdu. Bir evet. Pozisyonda tam dedi ki Kacemaz Kaz'ı geçtik. Bu sefer de Orkan'ın ayağına çarptı. Top içeri giriyordu. Bazen böyle kader anları vardır. Maçı değiştirir. Yani düşünün bir direkten dönen top. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna son maçta biliyorsunuz. Denizli'de miydi? Denizli'de evet. Yani Nurullah Sağlam şampiyon olacaklar direkt. Nurullah Sağlam teknik evet. Direktör oldu. Golü evet. Mustafa Keçen'in attığı o evet, meşhur evet. Maç. Yani şampiyonluğa mal oldu. Şimdi baktığınız zaman inşallah bu da hani bizim için büyük kayıplara neden olmaz. Çünkü herkes birbirine ikram ediyor ilginçtir. Yani Kayseri bize veriyor. Al sen diyor ligde kal. Sivas diyor sen kal. Biz diyoruz yok sen kal. Böyle bir enteresan hakikaten haftalar geçiriyoruz. Biz burada konuşurken, hocam, puan hesapları yaparken. Hocam ben şanssızlık değil de hani takımın üzerinde bir baskı var. Var tabii o stres de var. Bakıyorsunuz yani bir ses var bir metreden golü atamıyor. Boş kale. Evet evet. Yani o son haftalarda artık ayaklar titremeye başlamıştır muhakkak. Yani. Bu tabii ki etkili olur da nihayetinde maça baktığımız zaman yani ne yapılabilirse yapılması gerekiyorsa onu yaptık gibi. Yani baktığınız zaman %58 topla oynama istatistiği. Bütün kornerler, duran toplar işte tehlike yarattık. Ne bileyim serbest vuruştan, frikikten tehlike yarattık. Sağdan geldik olmadı, soldan geldik olmadı. Yani aslında tamam çok mu domine ettik? Evet ilk 20 dakika hakikaten domine ettik. Yapması gereken her şeyi yaptılar. Gol geciktikçe futbolcular üzerindeki stresi de görebildik. Yani Antep'in kaybedeceği bir şey yok. Daha da rahatladılar ki zaten oyun yapıları buna müsait. Yani Antep gol yemediği müddetçe güçlenen, özellikle deplasmanlarda güçlenen bir ekip. Gol yemediler. Onlar yemediği ama her dakika avantaj olurken bize de dezavantaj oldu. Gol yedikten sonra da çok çabuk dağılan bir Antep. Aynen öyle evet. Onun örneklerini de bu sezonda gördük zaten. Sivas biliyorsunuz hani diplerde 3-3 yediler. Yani biz de ben eminim yani şöyle düşünüyorum. Nakolma yakaladığı ilk 20 dakikalık fırsatlardan bir tanesini bile değerlendirmiş olsa fark fazla olurdu. Yani biraz daha rahat bir maça doğru giderdik. Hem baskı yatardık hem de Antep daha rahat dağılırdı. Bu da bize moral olurdu aslında. İhtiyacımız da vardı buna. İki açıdan moral olurdu. Pek belki yeri değil ama artık hepimizde bu yüzümüzde, ruhumuzda bu yılgınlık var. Başka türlü de morale ihtiyacımız var. Çünkü takım kötü gittiği kadar ülkede, dünya da kötüye gidiyor. İşte biliyorsunuz her tarafta bombalar patlıyor artık falan. Brüksel'de de patladı. Brüksel'de bugün patladı. Yani aslında hiçbir şeye kayıtsız kalamıyorsunuz. Hiçbir şeyden uzak kalamıyorsunuz. Dünya global diyorlar ya. Evet. Gerçekten globalleşti. Yani dünyanın öbür ucunda diyemiyorsunuz bir şeyi. Onun için insanlar da çomak sokarken artık belki daha dikkatli olur. Kendi bölgelerinde olmayan şeylere bile. Hani biz Suriye'yi çomak sokarız oradan ABD'den falan ya da Avrupa Birliği'nden. Neyse konu nerelere geldi de. Yani özetle. Geliyor hocam geliyor. Evet. Yani geliyor maalesef geliyor. Ucu açık. Konu her yere gidiyor yani. Ucu açık. Hep oraya evet. Gidiyor maalesef bugünlerde. Gerçekten futbol konuşmak falan çok zor ama bizim hani futbolu seven insanlar olarak da ayakta tutan şeylerden bir tanesi bu. Yani kafanızı bir yere böyle kanalize etmezseniz artık hepten çıldırma noktasına geliyorsunuz bazen. Onun için
Bu maçı da o özelde değerlendirirsek belki bir 2-3 farklı skor olsa biraz moralimiz yerine gelirdi. Evet. Çünkü çok milli maç zaman, hafta arasında yani Kayseri ile puan farkını bile indireceksiniz. Yani sanki şu netleşti gibi son 4 sıra var bakın. Ya maçla ilgili ben fazla Rize, bir şey söylemeyeceğim. Yani sadece bir tabloyla ilgili tabii. kalan maçları şöyle çıkardım. Bir şey var hocam. Buyurun. Mesela milli maç arasından sonra Çaykur Rizespor Kayserispor. Evet, kırılma maçı var kırılma orada. Kırılma maçı. Hani Rize orada kaybederse sanki Rize de o potoya girecek gibi. Girebilir. Tabii aşağıdakiler de kazanırsa girebilir. Aşağıda da kazanmamaya devam ediyorlar. Mesela milli maç haftasında Mersin İdman Yurdu Başakşehir'e konuk olacak. İskeciler. Evet. Eskişehir kimle oynuyor? Eskişehir almamış mıyız? Söyleyeyim. Eskişehir kendi sahasında Galatasaray'la oynuyor. Sivas kimle oynuyor hocam? Sivas'ta Bursa'yla oynuyor kendi sahasında. Sivas'ta Bursa'yla oynuyor. Baktığınız hani, zaman kalan 2, 4, 6, 8 haftanın fikstürüne baktığınız zaman gerçekten hala Mersin İdman Yurdu şanslı. Ben öyle görüyorum. Ben o kadar da şanslı görmüyorum hocam. Yani şimdi şöyle düşünün. Her iki takımın, şimdi Kayseri'nin Beşiktaş ve Galatasaray'la maçı var. Sivas'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle maçı var. Eskişehir'in Galatasaray'la, Trabzon'la, Konya'yla, Osmanlı'yla maçı var. Biz, bir Fenerbahçe kaldı şurada. Gerisi inanın bir sıkıntı yok yani geri kalan maçlarda. Bizim son iki maç iyi. Bursa, Kasımpaşa. Biz diyoruz bu arada. Evet, Mersin İdman Yurdu'ndan bahsedelim. Gerisi de Antalya, Rize, Eskişehir. Yani gerçekten Fenerbahçe evet. dışında burada yenemeyeceği bir takım yok. Yeter ki konu gene oraya geliyor. Yeter maddi ki şu mi? Takımın futbolcularının bir parasını versinler. Yani maddi krizi bir çözelim. Yani bir versek şu idman boykotu. Bakın bir hafta içerisinde koca sezonda yaşanacak şeyler bir takım için bize başımıza geliyor. Bir okuyorsunuz haciz gelmiş takıma, bir okuyorsunuz yani sayfa yenilerken bile bir dakikanın içinde sayfa yenilerken bunlar oluyor ya. Sonra diyorsunuz transfer yasağı mı geldi acaba yine? Aman Allah'ım iki sezon. Neymiş? Efe'den dolayı işte Buca Spor'la. Sonra bir bakıyorsunuz üçüncüsü neydi? İdman boykotu. Boykot arkasına. Üzerine sen futbol yani bir gün iki gün sonra maça çıkıyorsun. Ne bekliyorsun? Yani idman boykotu yok dediler. Hatta Ümit Hoca hafta içi U21 ile maçı vardı Mersin'in. Bir de o vaka var evet. Gazetecileri dışarı çıkarttılar. İdman boykotu var denildi. Vedat Yüksel dışarı çıkarttırdı özel evet. olarak. Yani çok enteresan şeyler. Enteresan, şimdi evet, biraz doğru. sonra Muharrem Hocam da değinecek. Mesela bir futbolcunun evet. eşini içeriye almama olayı var statta maçta. O olaya da değineceğiz. Eminim Muharrem hocam saha içi kadar zaten Mersin İdman Yurdu'nda saha dışına artık. Yani gerçekten bu sezon çok değindik. Değinmek zorunda kaldık. Yani saha içinde konu dışarı olacak. Mesela bir ertelenen derbi var. O arada bir işte Aziz Yıldırım'ın Pereira ile skandal evet. konuşmaları falan var. Onlar da Mahmut Hocam'a değerlendiririz. Yani olur tabii ki. Onlar ben sadece Mahmut maçla ilgili de futbolcu bazında sadece şunu söylemek istiyorum bir de. Yani baktığınız zaman klasik herkes oynaması gerektiği gibi oynadı. Bildiğimiz gibi oynadı. Murat Ceylan biraz daha toparlanmakla birlikte hani bir iki ara pası yaptı ama yine baktığınız zaman Mersin İdman Yurdu'nun en başarısız yani topa %63'lük bir oranla paslı yüzdesi en düşük futbolcusu. Ben burada hocanın sadece şu tercihini anlayamadım. Biz bunu hep başarılı güzel bir hamle olarak bulmuştuk. Hatta Bülent Hoca'nın takıma kattığı bir şey diye söylemiştik. Serkan hamlesi. Şimdi özellikle bu gibi maçlarda karşısında oynayan hani çok güçlü bir oyuncu olmadığı müddetçe ki genelde Larsson da oynamadı açıkçası. Hani yani Serkan arada orta sahaya kaydırılabilir mi? Artık düşünmeye başlar mı? Bilemiyorum. Çünkü Serkan orta sahadayken gerçekten oyuna farklı bir açı getiriyordu. Yani vizyonu var çünkü. Daha hızlandırıyor. Yani dikine oynayabiliyor. Sadi Kulun mesela ileri çıkışlarda hani o evet. bu stoper evet. tandeminde oynadı bu hafta. Evet. Orta sahada oynadığı zaman dün Gaziantep maçında da gördünüz. Yani ileri çıkışlarında çok etkili oluyor. Yani çok, Mehmet Topal'a çok benzetiyorum ben. Yani hocam insanın üzülüyor. Yani şuna üzülüyor. Keşke bir stoperimiz olsa. Yani gerçekten Mitrovic'in yanına gözün kapalı koyabileceğim ki Sadiko orada harcanıyor diyoruz. Ya ama Sadiko harcanıyor. Yani Sadiko'ya kesin ihtiyacımız varsa bari Güven sağ bekte de oynuyor yani Allah var. Bir bu şekilde. Bu hafta yani, cezalı. Ha bu hafta da cezalı. Bayram ediyor Güven cezalı. Hayırlısı artık. Bunun dışında benim bir maçla ilgili söyleyeceğim şey yok. Hayırlısı olsun. Tekrar yani döneriz. Mahmut hocam. Stat'taydınız. Nasıl değerlendirdiniz maçı? Maçı nasıl değerlendirdik? Şimdi Ümit Hoca dedi ki hedef 25 puan. Geri kaldı 8 hafta. 3-8 24 yapar. 24 puan. Şimdi bu 8 haftada 4 içeride, 4 dışarıda. Şuraya baktığımız zaman
Galatasaray maçında mutlaka sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftada Galatasaray 3 puan, Sivas 3 puan, Antep 1 puan, 7 puan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftada yani 3, 6, 9, 12, 15, 18 maçın 7 puanını almışsın. Kalanı kayıp. Şimdi burada hedef 25 puan dedin. 21 puan. Ben buraya ne çıkarmıştım? 29, 30, 29 veya 30 puanda ihtimalle kalır demiştim. Ki buna doğru gidiyor. Bundan sonra yapılacak maçlar Başakşehir, Mersin, Veliton yok. Güven Varol yok. Yani silahın Veliton yok. Bir maçta tekrar vardı ama. Başakşehir maçında yok. Ama bu maçta vardı. Veliton vardı maçta. Gol yoktu. Ama maça gelince Trabzon maçında da vardı Veliton ama gol yoktu. Şimdi ya neyse, var veya yok. Pozisyona girdin, atamadın, attın, kaçırdın. En azından karşında oynayan bir Antep yoktu. Burada çok özür dilerim, araya gireceğim. Sinan Kaloğlu maç kadrosunda yoktu. Dün 18'de yoktu. Dün Düsseldorf'tan fotoğraflar paylaştı. Aynen. Bir akraba ziyaretindeydi. Bir gönderme gönderme olabilir mi Sinan Kaloğlu? Ya hani, ne olursa olsun. Ya yol açık olsun. Sinan Kaloğlu'nun bu takıma ne faydası olabilir artık bu saatten sonra? Bir şey olmaz. Onlara takılıp kalmayalım. Bence bu takımın santraforu Veliton. Fukas nerede? Ameliyat olmuş. O bitti. O gidiyor. İptal. Bir tane elde bu kaldı. İşte bu hafta bu cezalı. Cezalı. Şimdi bu maçta Gaziantepspor oynamadı. Evet. Son maçta, son dakikalarda Ahmet İlhan'ın vurmuş Erdem oldu. Erdem Şen. Ahmet İlhan bu şeyde oynuyor, Sivas'ta oynuyor. Bir tane şey vardı. 32 numara. Erdem Şen. İlhan Parlak. İlhan Parlak. İlhan Parlak. İlhan Parlak'ın vurduğu pozisyon, ayak içiyle vurduğu an, ayak içiyle vurduğu an gol diyor. Havaya diktiği topu mu diyorsun? Havaya dikti. Şimdi sol ayağını benim aldı, çekti, vuramadı. Basın mensupları arkadaşlarımdan birkaç kişi orada soyunma odasına girerken bilmem ne kadar doğru ne kadar yanlış. Şöyle bir söz geçiyor Gaziantep'li oyuncular arasında. Ya diyor ne kadar diyor şey oyuncular bir cezalarına girip de diyor bir yani şey olsalar diyor bir penaltı doğacak diyor. Penaltı bile doğurmadılar. Hesabı yapılıyor. Hocam aldın götürdün yine maçı. Gördüm değil işte o konuşanlar evet. Da diyoruz. Yani burada da konuşuluyor. Bunun ispatı yok, şahidi yok ama işte orada 3-4 gün içinde konuşuluyor bunlar. İspatı yok, şahidi yok diyorsunuz hocam. Konuşmalar nasıl şahit olduk? Biz orada abi kimmişim biz? Ne? Fısıltı gazetesi. Hayır belgesi var bunun. Ha bunun belgesi var şimdi. Şimdi topçuyu çağırsam ben böyle bir konuştum, böyle bir şey konuştuysam evet ben konuştum der mi? Yok şimdi şöyle bir şey var. Der mi? İspatı şahit o yani. Gaziantep'li yetkililerle bizim başkanın arasının çok iyi olduğunu bilsem diyeceğim tamam da pek zaten neydi diyebilirim. Ya zaten burada Hüseyin Başkan söylemedi mi? Beşler grubu 100 milyar vermiş, o biri 20 milyar vermiş, o biri 50 milyar vermiş. Gaziantep'te iş adamları. İş adamları onlar, spor değil. Para nereden geliyor? İş adamı, Gaziantep'te iş adamı. Gaziantep spordan gelmiyor. Çok farklı olaylar var. Burada hocam biz farklı bir şey mi konuşuyoruz? Para Gaziantep'ten geliyor. Tamam. Tribünde Gaziantep iş adamları var. Tamam. Yönetimin hepsi iş adamı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Gaziantep'in topu oynadı mı burada? Oynadı. Oynadı mı? Oynadı. Sence? Evet. Kaçamaz. Oynadı atamadı vallahi. Atamadı. Harcamaz kalsın olaydan haberi yok o zaman. Ona haber vermem. Harcamaz kalsın söz. Tamam da şimdi olur efendim o kadar da değil yani vur kafayı açayım kaleyi korosun. Hocam seni kutluyorum. O kadar da olmaz yani şimdi ya. Hocam ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. O zaman Kasım... Siz ne istiyorsunuz abi şimdi? Başakşehir'den 3 puan. Hayır sen neyin peşindesin ya? Bir dakika Başakşehir'den 3 puan. Sen nereye geleceğini bir sonucuna gel bak. Gençlerinden 3 puan, Fenerbahçe'den 3 puan, Eskişehir'den 3 puan. Böyle mi gitsin diyorsunuz? Ben söyleyeyim mi sana? Ben söylemiyorum hocam. Ben buraya not et, bu programın kaydı da olacak. Mersin 34 puan çekecek. Kayseri 33'te kalacak, Mersin ligde kalacak. Tamam. Sen zaten müneccimsin kardeşim. Ben müneccimim, müneccim. 34 puan çekecek, ligde kalacak. Ben sana sen söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın... Var mı bundan başka tahmin? Yani 34 puanla Mersin'in vardı, ligde kalacak. Ya kalsın biz... Şu an kaç puanın var? 21. Şimdi kalmasın dedik mi biz bunu? 13 puan daha alacak, 34 puanla ligde kalacak Mersin. Hayır biz şimdi kalmasın dedik mi? Ya sen nereye bağladın? Bizi nereye atıyorsun? Elinden şimdi gelse Mersin'in vardı, maçı aldı, beceremedi. Beceremedi abi. Satın mı aldı Mersin? Ya rakip oynamıyor. Abi 10 kişi, 10 tane futbolcu aldı bir kaleciye mi kaldık? Kaleci 50 tane top çıkardı ya. Ve çıkarmasın madem ne yapsın? Az kaleye mi atsın? Hayır senin dediğine göre yemesi lazım. Sami Hocam da güzel söylüyor yani. Karşı maskası unutmuşlar. Satın almışlarsa. Ya ben satın aldım dedim mi şimdi? Ona geliyor. Yok şimdi Mahmut Hocam şey dedi. Biraz daha yumuşak oynadılar dedi. Yani çok kasmadılar kendilerini. Yani takım rahat. 32 puan, 31 puan. Hocam şimdi... Mersin oynatmadı diyebilir miyim? Tamam pardon ben onu düzeltiyorum.
Mersin'i bağırdı. Çok süper oynadı. Hem oynadı. Mahmut Hocam. Hem rakibini oynatmadı ama ne hikmetse karşımıza bir şöyle süper bir kaleci çıktı. Kaleci yaşamadık. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Başakşehir. Ben futbolu anlamıyorum. Mersin'in bağırdı Başakşehir. Ben futbolu bilmiyorum. Başakşehir deplasmanına gidiyor. Arkasından içeride gençleşebilir hocam. Bilmek değil ki. Muharrem Hocam. Efendim. Baştan söylüyorum. Başakşehir deplasman, içeride Gençler Birliği, Fenerbahçe deplasman. Bu ülkede manavlar bile antrenör Eskişehir, olmuş. Eskişehir içeride, Rize deplasman. Kasap hakem olmuş. Antalya içeride, Kasımpaşa deplasman, Bursa içeride. Kasapların, evet ben 13 puan alacağım. 13 puan, bu 13, kalan 8 maçtan 13 puan alacak. 13 puan alacak diyorum. Tamam hocam siz? C. Hocam 10 puanı geçer de, yani 13'ü bulur mu? Çünkü 4 galibiyet bir beraberlik lazım ona. Yok arkadaş. 3 galibiyet alırız yani. Gerisini demin şey siz istatistik diyorsunuz bak. Burada istatistikle konuşuyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç sayayım size. Evet. 6 maçın 1, 2, 3, 4 tanesi içeride diyorum. Lütfen bak buraya bakın. Evet. 4 tanesi içeride. Siz 4 tane maçı vurursanız 12 puan yapar. Siz 4, 6 maçta 7 puan almışsınız. Doğru. Ya ona bakacak. 6 olursa, maçın 4'ü içeride. Kurbanım yapmayın. Bir dakika dur dur. İstatistiğe bak bakın. Fikstür ligin başında ilk yerde kaç puan almışsın? Hocam fikstür daha kolay. 10 puan aldın. Ona takılı kalma hocam. 10 puan aldın. Ligin ilk yarısı. He. E tamam. Tamam şimdi 11 puanın var. E tamam kaç haftada almışsın? 17 haftada ya 10 puan çekmişsin ya. 17 haftada 10 puan var. Ligin ilk yarısıyla ikinci yarısında çok fark var. Yorgunluk var, mental yorgunluğu var, para ödenmiyor, karşı var, seyirci karşı, gelmiyor. Ama karşılarında demoralize geleceğini düşün. Ne puan toplarsan, bak lig başladığı zaman ne puan toplarsan zaten seni ligde o bırakıyor. Hocam şimdi bak Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki olaylar nereye gidiyor bak. Şimdi bir arada bir gol değil mi? Muharrem 3-2 mi yendi Beşiktaş Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı sıfırlamadı. Bak olay nereye gidiyor biliyor musun? Bir gole gidiyor ha. Bak olay bir gole doğru gidiyor. Bir gol. O bir gol. Bak o bir gol neye patlayacak? Hocam benim şöyle bir teorim var. Katılır mısınız? Ben Başakşehir deplasmandan Mersin'in ki bu zamana kadar hiç yenilmedi. Bir puanla döneceğini düşünüyorum. Ya zaten bak şimdi puan alarak dönecek bu hafta. Biz burada ne verdik? Biz yani burada 30 haftasından sonra. Biz burada 30'a ne verdik? Şöyle bir teorim var. Ondan sonra yine sizinkini dinleriz. Ben bir puan alacağını düşünüyorum. İçerideki Gençler Birliği maçını alırsa eğer, bakın Fenerbahçe maçından hiç bahsetmiyorum. İçerideki Gençler Birliği maçını kaybetmezse Mersin alırsa kalan maçlardan 10-12 puan toplar diye sevgili Hasan tahmin bak, ediyorum. Biz burada bu ekip ne verdik bak. Mersin maçı kalırsa maçına 1 puan verdik. Bizi yanılttı. Ben 3 verdim. Evet, Muharrem Hocam galibiyet verdi. Ya neyse tamam biz 1 verdik ortalaması. Osmanlı'ya verdik 1 verdik. Alamadık. Konya'ya verdik 3 verdik. Alamadık. Alamadık. Sivas'a 3 verdik aldık. Trabzon'a 1 verdik. Alamadık. Gaziantep'e 3 verdik. Alamadık. İşte sen, aldık. Senin dediğin katılır mısınız benim şu teorime? Ben diyorum ki Başakşehir'den 1 puanla döner de içeride Eskişehir Gençler Birliği maçını kaybetmezse birlikte kalır. Bu kulübün hocası ben işi geçer diye tahmin ediyorum. Bir kulübün hocası takımı mı çalıştıracak? Para dilenmeye mi gidecek? Futbolcu ihtiyacı antrenmanı mı çıkaracak? Hangisini yapacak anlamazsın değil ki. Vah. Diyor ki ben diyor kapı kapı gezip diyor futbolculara para dileniyorum. O inanç var hocam. Ya ben bak, o dikkatimi çekti Ümit Hoca'da. Ha ne yapacaksın şimdi? Para mı toplayacaksın? Hayır hevesli mi yani? Hevesli bir şey demiyorum tamam bak. Yani para mı toplayacaksın? Takımı taktik çalışması mı yapacaksın? Yoksa futbolculara motive edeceksin yani paranı hocam şöyle bir şey var. Şimdi futbolcular genelde tecrübeli isimler. Çoğu düşmemeye de oynamış, şampiyonluğa da oynamış isimler. Kadrodan bahsediyorum. Motivasyon ve çalışma kısmına ben Ümit Özat'ın çok fazla katkıda bulunduğunu düşünmüyorum. Motivasyon ve çalışma kısmına. Sami Hoca'nın dediği gibi bu futbolcu grubunun parasını verin. Bakın yine söylüyorum. Parasını verin çıkıp oynuyor. Sevgili Hasan dik 34 hafta. Evet. Şimdi sizin yaşınız 32-33-34. Bu takımın çoğu 30 üstünde. Şimdi 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta, 5. hafta, 15-20-25 farklı haftalar. Bundan sonra düşüş başlar. İster istemez düşüş başlar. Ya sadece sende başlamıyor ki. Karşıda başlıyor. O da var. Siz de kişilik daha yaşlı takımsınız. Ama şöyle bir şey daha dikkatimi çekti hocam. Mersin 60. dakikadan sonra düşüyordu oyundan. Son 3 maçta 60. dakikadan sonra oyundan düşmeyen bir Mersin mayordu var. Mesela o 60. dakikadan sonra bir baskı yiyordu Mersin. Ki bu sezonda şöyle bir istatistik var. Geçtiğimiz sezon birçok maçı çeviren Mersin İdman Yurdu. Bu sezon ilk golü yediği maçı hiçbir maçı çeviremedi. 3 puan anlamında söylüyorum. Yani geçen sene geri dönüşlerin takımı olan Mersin İdman Yurdu bu sezon hiçbir geri dönüş yaşayamadı. Kaldı ki 2 maçta da öndeyken 2-3-4 maçta da öndeyken 3 puan kaybetti.
Şimdi bak burada... Toplamda 9 maçta öndeyken puan kaybetti. Burada şimdi şu var bak. Başakşehir, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Mersin maçı ne olur? Fenerbahçe alır hocam şimdi. Çizdik şampiyonla bunu, oynayan Fenerbahçe abi. Maçı vermez. Fenerbahçe hariç diğerleri hepsinde... Bir dakika mi? Dur abicim ya. Muharrem bir dakika. Mersin maçı Bursa. Son maç hocam. Alabilir Mersin bence. Bak Bursa'nın alabilir ihtimalleri var bak. Alır alır. Ben söylüyorum alır. O olabilir bu alır diyor ya. Bu şöyle alır. Bir şey. Ama hocam ya. Olur yok. Bağlayın telefonu ya şu. Hüseyin Çalışkan alaydı ben bunu alalım menajer olur ya. Hocam 2 ay sonra. Her maç aldık biz ya. Hocam şöyle söyleyeyim size. Bakın yine söylüyorum. Konuşacağız hocam. Mersin İdman Yurdu Başakşehir maçında puan kaybetmez. Gençlerbirliği maçını kazanırsa Eskişehir Mersin maçı. Maçlar alır. Ya Eskişehir yenemiyorsanız zaten ligden düşün hocam. Sizin kendi rakibiniz birebir. Ya onu konuşmuyoruz biz. Ne olur diyoruz. Alırız diyoruz. Alması lazım diyoruz. Bir dakika, bakın alır demiyoruz. Baştan başlıyorum sevgili Muharrem. Senden başlıyorum. Başakşehir Mersin. 1. 3 puan mı? 1 puan. 1 puan. Heh. Baba yazdık buraya bu puan. Muharrem. Mersin Gençlerbirliği. 3. Baba 3 puan. Aslan gibi yazdım Muharrem. Abi sen oraya yaz abi 4 puan. Mersin. Fenerbahçe Mersin. Fenerbahçe alır. Ben 1 puan veriyorum Fenerbahçe'ye. 0. Mersin'e 1 puan veriyorum. 0. Sen... Başka yerden girdin. Eskişehir Mersin? 3 puan. 3 puan. Allah'ını severim seni ya. Yaz abi. 13 puana yedi getirdim. 7 oldu hocam. 7 oldu. 7 yaptı. Ben yazabiliyorum. Sen Çaykur Rizemersin. 3 puan. Allah Allah. 10 puan yaptı. Bravo. 13'ü geçecek hocam. 3 puan. Mersin Antalya? 0. Niye? 1 puan alacak. Korktun mu hocam? Yok yok. Sen devam et. Ben 13 puana tamamlayacağım 1 sana. 1 puan ya. Ha. Şey yapıyorsun. 11. Tamam. Kasımpaşa Mersin? 3 puan. 3 puan. Üf Allah Allah. Ben 3 puan veriyorum hocam. Üf 14 yaptı. Tamam. Mersin Bursa? Bitti. 0. Artık 0. Ligde kaldı. Oynamıyoruz 2 son hafta. 21. O sana bonus olsun. 14, öbür kayıplara say. Ama 35. Ben bir şey söyleyeyim hocam. Yani bak. Kayseri'nin puanı kaç? 24. 24. Kayseri 3 maç alırsan olur. 9 daha 33 yapar. 33. 33'te kalacak zaten. 33'te kalır. Mersin 34 alacak. Ligde kalacak. Şöyle bir şey var hocam. Küme düşme barajı sanki 30'u 31 32'de kalacak gibi. 33 34'lere çıkacak. Anlamadım da geçen sene bu dönem kaçmış ya baraj ben. Geçen sene 36'ydı. Rize kalmıştı 37 ile kaldı. 38'lerde kaldı. Sivas Rize 37'de kaldı ama bu sene düşecek. Son 3 hafta kala düşen evet. Takımlar belli olmuştu. Son 3 hafta bu sene Bu sene 33, 34, 32 o arada kalacak gibi hocam. Çünkü takımlar birbirlerine hediyeler veriyorlar. Yani alın diyorlar biz evet. Şey yapıyoruz. Kayseri'yle yani, arkadaşlar arıyorlar. Ümit Özdemir bağlasınlar bir. Bir soru sorabilir miyim? Hayırlı Mahmut diyelim. Bey'e. Buyurun. Hayırlı olsun diyelim. Biz Beşiktaş. Bir kaldık. Beşiktaş, Kayseri maçını kim ya, alır? Beşiktaş'ı ağzını aldık hem bir kere bir besmele çek ya. Beşiktaş, Kayseri. Besmele çek ya. Niye? Reza Zarrab'tan dolayı mı? Niye Reza Zarrab'tan ya? Kongre yiyorsunuz ya. Loja verdiniz ya. Ticaret yapıyoruz. Loja satıyoruz. Ya sen ticari kulüp şike yapmıyoruz. Sen ticari misin? Hocam, şike yapmıyoruz. Mersin'e dönelim tekrar. Tekrar Mersin'e dönelim. Biz Fenerbahçe. Spor kulübü mü ticaret kulübü mü bunlar? Fenerbahçe Galatasaray maçının. Jimnastik kulübü. Fenerbahçe Galatasaray maçının. Fenerbahçe Galatasaray maçının ertelenmesi ve bir şahsın konuşması. Bu maçı diyor. Ondan sonra oynayalım. Oraya geleceğiz hocam. Ondan sonra oynayalım. Geleceğiz hocam oraya. Oraya geleceğiz. Orası Sami hocamı da ilgilendiriyor. Geleceğiz bunlar. Oraya. Şimdi ben gelir mi Mersin? Mersin maçını ben bir şey yapayım. Buyurun hocam. Mersin maçıyla alakalı devam edelim. Şimdi ayakları bu arada yayınımız Radyo Klas'ta da devam ediyor. Evet. 99.2 takip eden seyircilerimiz varsa Radyo Klas'tan da bizi dinleyebilirler yola çıkacak olanlar. Sevgili Mahmut Altınbakır, sevgili Muharrem Çağatay, sevgili Sami Suygun ve ben Hasan Doğan yayına devam ediyoruz. Onu da duyurusunu yapalım. Evet. Buyurun Muharrem Hocam. Şimdi Mersin İdman Yurdu'nun maç istatistiğine bak. Gol hariç her şey var. 2 haftadır. Mesela öbür hafta da maçta yaklaşık 300 pas üzerinde oynadık. Şimdi geldik. 355 isabetli pas oynadık. Pas yüzdemiz yüksek 2 haftadır. 3 haftadır, son 3 haftadır yüksek. Evet. Nurullah Sağlam dönemindeki 400-450'lere yaklaştık neredeyse. Toparlanmış bir Mersin İdman Yurdu. Hoca diyor ya yorgun, dökülüyor artık. Gittikçe Mersin İdman Yurdu daha dirileşmiyor mu? Daha dirençli bir takım oluyor. Daha içinde daha iyi mücadele ediyor. Mücadele gücü yüksek bir takım haline dönüyor. %58 top oynuyorsun. Evet. Bakma sen Nakulman'ın beceriksizliğinden yoksa Mersin 3 puanı kaçırdı. Mersin'in kaybettiği 2 puan. Forvetlerin beceriksizliği. Yoksa Mersin... Wellington oyuna çok ağırlığını koymadı hocam sanki. Şimdi bir bakıyorsun kaç şut çekmişiz biliyor musun maç boyu? 18 şut çekmişiz. 6 isabet var ya. Karşı maskası olmasa o maç 3'lüye gider, 4'lüye gider neredeyse. Evet, Litvanyalı'nın günündeydi Litvanyalı. Tamam. 5 korner kullanmışsın. Antep gibi kapandı senin karşında Antep. Antep oynamadı diyor beyefendi.
Antep oynamadı değil, Antep oynatılmadı. Mersin'in karşısına son haftalarda çıkan takımlara bak, oynatıp oynatmıyor Mersin. Trabzon da pozisyonsuz tabii. Antep bu bir de ya. Antep top oynayan bir takım değil, normalde de değil. Bir de Konya da öyle hocam. Osmanlı da öyle. Değil ama Emre'nin içinde en oynamayanı da Antep yani. Aynen. Bu zaman başarı ipanlar yani. Topladılar. 24 tane orta yapıyorsun ceza sahasına. Kanatların çalışmış. Sağ bekin, sol bekin çalışmış. 5 isabet yapmışsın uygun yere. Gaziantep'e göre daha agresifsin. Niye? Bak oynatmadı diyoruz. İstatistik burada. Muharrem Bey. İstatistik diyor ya arkadaşım. Muharrem Bey, buraya imzalar mısınız? Ben hemen imzalayayım onu. Ben her... Tamam. Sahte imza mı? Yok, benim imzam. Görüntü var. Görüntü var orada. Fotoğrafını çekelim ben. Matkafik öyle beni karıştırma. Kameraya gösterelim onu. Fotoğrafını çekelim programdan evet. Sonra. Şimdi bakıyorsunuz. Hocam istatistik diyor ya. İstatistik konuşur diyor. İstatistik burada. Tamam. Buraya 23 faul yapmışsın. 15 faul yapmış Antep. Onda. Niye sen oynatmamışsın? Çünkü sert oynamışsın. Oynanması gereken gibi oynamışsın. Antep de çok dirençli bir takım. Ha. Fizik gücüyle oynayan bir takım. Forvetlerin bak burada bir becerisi var. Ofsayta düşmemişler. Bir defa düşmüşler. Zaten zorla ağlat diyorlardı. Şöyle zorla bir şey hocam. Defans çok fazla çıkmadığı için Antep defansı. Ofsayt olayının olmaması da çok normal. Yoksa aynen. Rekor bizde biliyor musunuz? Tabii. Ofsayta en çok ofsayta yakalan takımda aynen. Bu maçta yokuz. Bir bakıyorsun isabetli şutla Wellington 4-3 çekiyor, birini isabet ettirebiliyor. Wederson 2 çekiyor, biri isabet ediyor. Serbest vuruş. Edriel 1 tane çekti, birini de tutturdu. Kafa vuruşunda karşılamaz. En başarılı pasa bakıyorsun. Bak geçen haftadan bu yana, az önce de dediniz, Sadıku'dan bahsettim, Mehmet Topal dedim bak. 64'ün 53'ünü isabet ettirmiş pasa. Hocam şöyle bir şey çok var. Çok yüksek bir. Şimdi, yüksek değil mi hocam? Muharrem hocam, Sadıku demişken şöyle araya gireyim. Duruşu, sahadaki duruşu, topu alışı, çevre kontrolü. Yani izlerken hani diyeceksiniz ki kardeşim Messi'yi mi anlatıyorsun diyeceksiniz ama. Şimdi Sadıku'yla ilgili. Bakarken izlerken insan zevk alıyor. Hocam, yani Mersin İdman yurdu için alışı, Messi'yi anlatıyorsun. Evet. Mersin İdman yurdu için topu öyle. Alışı, çevre kontrolü, pası verişi yani mükemmel. Bak Sadıku'yla ilgili başka bir şey de konuşacağım zaten. Mitrovic'e bakıyorsun 69 pasın 53'ünde yine yüksek. Pas arası zaten ligin en fazla yapan futbolcularından bir tanesi. Aynen. Çok bir bakıyorsun, bak sonra Mersin İdman Yurdu'nun Ümit Özat geldi geleli en çok sihirlenen oyuncusu Wederson. Daha iştahlı Wederson. Aynen. Mehmet Taş'ı da ben çok beğeniyorum hocam. Mehmet Taş'a da futboluna çok katkısı 63 pas yapıyor Wederson, 50 isabetle oynuyor. %80'lerdeyiz ya. Atakları başlatan o zaten. Aynen. Evet. Halili'ye bakıyorsun, 48'e 40. %90'la oynuyor neredeyse adam. Sonuç? 38, Serkan Balcı 49'da 38 yapıyor. Hocam sonuç. Sonuç 0-0 ama mükemmel. Bal yapmaz arı. Gel bakma sen gelecek için mümkün değil. Bal yapmaz arı. Bir de hocam, siz devam maça döneceğim. Maça döneceğim bir şey söyleyeyim. Maçtan önce içeriyle konuşuyoruz. Hocam bir müsaade et. Önemli bir konu. Yani önemli konu da bir dur. Bal yok hocam. Bir sabit dur. Petek'te bal yok. Stadın girişinde Pasolik şimdi bilet alırken bize mesaj atıyor. Diyor ki stada giderken diyor 3 saat önce gideceksiniz diyor. Tamam mı? Bak benim bilet ayrıntım var. 3 saat önce kapı açılır diyor. Maça bir saat kala stadın kapısı açılmıyor. Hocam terör var. Bir saniye hocam ya. Terör. Bir dakika anlatacağım. Konunun terörle alakası yok ya. Bizi almadın. Bekliyoruz biz. Orada bekleyebiliriz. Tamam mı? Bir tane Sadıku'nun eşi geliyor. Sadıku'nun eşi biliyorsunuz hamile. Evet. Tamam mı? Sadıku'nun eşini stat görevlisi götürdü. Rahatsız haliyle. Geçirmek istedi. Erol abi götürüyor stat görevlisi. Bir kavga bir kıyamet. Sanki bomba, canlı bomba koyuyorlar içeri. Ya bir futbolcunun işi bir yabancı uyruklu bir. Dil bilmiyor iki, derdini anlatamıyor üç. Bırak gitsin. Arayacaksan bayan polisin orada değil mi senin? Ara geçir. Neyin eziyeti? Kime ne eziyeti yapıyorsunuz? Değil mi? Mersin'e yakışmayan bir şeydi. Çok büyük bir skandaldı maçtan önce. Ben hatta çektirdim de arkadaşlarım o görüntüye ulaşamadım sonra. Onu yayınlayın diyecektim. Bu görüntüyü çektirdim özellikle. Mersin İdman Yurdu'nda az önce diyor ya hocam. Ümit diyor teknik direktörlük mü yapsın? Ümit kapı kapı geziyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Başkan oraya gidiyor, buraya gidiyor. Sen çabalıyorsun bir şeyler yapmak için. Ben de taraftar olarak gidiyorum bir şeyler yapmak için. Birileri oradan düzeni bozmak için uğraşıyor. Organizasyon bozukluğu var. Demek ki orada yönetim bundan sonraki süreç için... Bak. Futbolcunun eşi gelecekse oraya bir görevli şimdi koyacak, söyleyecek size, kapıya. Size mesaj gelebilir. Üst sağlıcı gelin. Statlarda eşgüdüm toplantısı vardır.
Eşkıdım toplantısı, futbol federasyonu temsilcisi, saha komiseri, stat amiri toplanırlar. Eşkıdım toplantısı. Seyirci hangi saat içeri alınacak, hangi saat alınmayacak? Oranın emniyet amiri de var. Stattan sorumlu emniyet amiri. Federasyonun saha içi güvenlik temsilcisi var. Eşkıdım toplantısı olur. Şu saatte seyirci içeri alınsın veya alınmasın. Karar verilir. Yok ben Mersin Maçı yöneticisiyim. Kapıları açın. Seyirci içeri alsın. Yok böyle bir şey. Seyirci için demiyorum ben. Böyle bir şey yok. Seyirci için değil. Futbolcunun eşi bu. Ona katılıyorum. Tamam ona bir şey yok. Seyirciyi almasın. Özel bir durum olmasından dolayı. Ben seyirciyi alsın demiyorum. Oraya gelince, oraya gelince benim şöyle bir şeyim var. Gökçek Pederson kaç yıldır Türkiye'de? 15 senedir. 15 senedir. Tita? Aynen. Melik Gökçek'in manevi oğlu. Melik Gökçek Tita diye bağırıyorlar. Evet. Sadiko kaç yıldır Türkiye'de? 2. Daha fazla da oynamıştı. Yok yok 2 yıl. Yok 2 ise. Bundan niye Türkçe öğrenmiyor? 15 yılda 10 yılda. Hacı öğrenmiyor. Hacı Türkçe. Mitrovic kaç yıldır Mersin'de? 4. sezon. 4. sezon. Niye öğrenmiyor abi? Şimdi muhalefet sorsam İngilizce. Patçat İngilizcesi çok vardır. Almanya'da mı yaşadı? Biliyorlardır. Biliyorlardır hocam. Niye konuşmuyorlar hocam? Yasak mı? Günah mı? Hocam şimdi Türkiye burası. Nerede konuşacak hocam? Her yerde konuşacak. Konuşuyorlardır belki derdini anlatıyor. Sen demin dedin ya karısı Türkçe bilmiyor. Karısı hayır ya şimdi. İki yılda Türk adam bir aç kapıyı kardeşim benim adım işte Ançelya, Mançelya. Ya yönetici stat görevlisi söylüyor polise. Stat görevlisine İsmini söylüyor. Michel Ağa hocam. Yani böyle bir şey var mı ya? Kendine öyle gel ya biz Avrupalıyız. Niye biz Yahudi miyiz ya? Biz sizden daha yaparız Avrupalıyız. Biz de Osmanlı'dan size tarihimizi öğretmişiz size. Hocam ama Hacı, bu tarihe sahip çıkmamız Hacı, ayrı konu. Hacı çok iyi Türkçe biliyordu ama hiçbir basın toplantısını... Ya konuşmuyoruz işte abi. Çünkü kendi milliyetçiliklerini yapıyor adamlar. Ama biz kendi milliyetçiliğimizi yapmıyoruz. Biz içimizde bizim çok İrlandalı var. Bizim içimizde çok bizi satan İrlandalı var. Çok vatan hayır var bizde. Mersin'de mi? Türkiye'de. Ha. Mersin'de. Nerede olursa olsun. Sen şehit geliyor. Açmış bana Survivor izliyor. Lay lay lom. Bunlar İrlanda hepsi. 22 yaşındaki çocuğu biz toprağa gömüyoruz. Açıyorsun. O kadını sen beğendin, bu kızı ben beğendim. Bilmem ne. Ya devlet buna bir dur diyemiyor ya. Devlet buna dur diyemiyor. Hükümet buna dur diyemiyor. Ama bir yerde bomba patladı mı hemen etrafını çeviriyor. Yayın yasağı var. Neyin yayın yasağı? Bırakın herkes görsün ya. Türkiye'de ne olduğunu görsün. O zaman da yanlış yapıyorlar hocam. Bu sefer cesedin fotoğrafını paylaşıyorsun, ekmeğine yağ sürüyorsun terör örgütünün. Ya tamam Muharrem, tam katıldığım bir yerde ben katılmadım. Ama şimdi doğru söylüyorsun. Sen çıkıyorsun bilmem ne kanalına engel oluyorsun. Kayyum atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Gazeteyi basıyorsun. Burada ne yapıyorsun? Entel dantel işleri, o kadını sen beğendin, bu kızı ben beğendim. O avladı sen beğendin, bu hatunu ben beğendim. Açmayacaksın o kanalı. Şimdi adam biz geçen programda... Abi nasıl açmayacaksın ya? Hasan yoktu. İçimizde İrlanda'da mı diyorsun sana? Ki... 3 gün yas sürmeyi beceremeyen bir ülkeyiz dedim. 3 gün yas süremedik. 3. gün, 2. gün evlendirme programları tekrar başladı. Koskoca Ankara'da bomba patlıyor. 34 kişi ölüyor. Biz bir gün sonra evlilik programı şunu seçti, bunu seçti. O bizim ülke olarak zaten sen diyorsun ya Avrupalılara insanlar. Ben size bunun kadar acı bir şey söyleyeyim. Mersin düşmemeye oynuyor. 5000 tane seyirci geldi. Hadi Allah aşkına bak. Şimdi bak İrlandalılar burada da var. Mersin'de. Var tabi. Nasıl var? Şimdi orada şeytanlar 90 dakika yırtıyor kendini. 90 dakika ya. Bir zahmet maraton. Bir zahmet maraton. Eşlik ediyor. Bu taraf daha tarafı alakası. Lütfen orası menyel verirse buraya. VIP turizm. Baba çekirdekler tık 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 tık. Televizyon karşısında izliyorlar. Tık 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 televizyon. Ben Mersin Mayurtluyum. Ya bırak bu işleri Mersin Mayurtluyum ya. Baba gibi oradan geliyorsun baba. Açın. Kapılar açılmış, tap içeri gidiyorsun. Şeyden o Mersin'de otobüsü yok mu? Otobüsün oradan geliyor. İki tane avukat gördüm ben, avukat. Açıyor hop, kapılar açılıyor. Avukatlar kim? Ya, avukatsın kardeşim. Bu memlekete faydan olsun ya. Paranın en güzelini sen kazanıyorsun. Çıkar, al kombineni. VIP'ten al, bilmem ne al. Niye oradan? Biz alıyoruz, biz alıyoruz, giriyoruz. Orada bir de hem öyle geçiyorsun, hem bağırmıyorsun.
Bağırmasını geçtim hocam. Bedavadan niye gidiyorsun? Ya tezahürat et. Bedava geç ama bağır ama bağır. Niye hocam bedava geçsin ya? Ya geçiyor, ne yapacaksın? Engellemiyorsun onu. Bak şimdi Mahmut hocam dediği doğru. Niye? Stada girişi boş ver. Bizim tribünlerde Murat Bulut. Aynalı. Aynalı bizim başkanla yaptığımız şu 50 TL'lik kampanya var ya, aylık 50 liraya. Onunla uğraşıyorlar. Evet. Bizim başlattığımız bir kampanyayı. Spor 33'te onun duyurusunu da yaptım iki defa ama. Hayata geçirmek için uğraşıyor. İnanır mısın? Belki maçla ilgili otobüs kaldıracağız, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz de 400-500 kişi paylaşıyor belki onun paylaşımlarını. Beğeniyor ya da. Bunda bir baktım sayı 20'yi bulmuyor. Hadi yok mu diyor. Tıklayan 20 kişi yok. Ne oldu Mahmut hocam, gidip iyi oldu mu? Bilmiyorum. Oldun mu hocam? Oldun mu hocam? Oluyoruz hocam. Az kaldı. Oluyoruz. Evrakları tamam. Hocam oldun mu olmadı? Evrak tamam. Verdik evraklarımızı. Tamamlıyoruz. Oluyoruz. Evrak oluyor. Gerek yok ki hocam. Kim ya, ne gidiyorsun? Ya takım biz şimdi derdimiz üye olmak. Üye olacağız. Kesin olacağız da. Şimdi derdimiz takımın kümede kalması. Evet. Yayınımız 99.2 Radyo Klas'ta. Sen oldun mu kardeş? Devam ediyor. He? Mahmut hocam, Muharrem hocam sen oldun mu? Ben olacağım ya. Benim. Sen beraber vermedin mi? Muharrem hocam. Ya evraklara beraber vermedik mi? Hasan sen oldun mu? İşte verdim. İnanır mısın? Gerçekten yoğunluktan yani bir gidip de oraya. Ya verin kimlikleriniz şey bana. Ya şimdi ben şöyle bak. Ben üye yaparım. Hayır, söz hocam benim. Kendi kimliğinle bir gideydin, başlataydın. Ne hocam sorun? Bizim üyeliğimiz 5 senedir var. Bizi nerede? Konuşturmayın şimdi. Neyse. Devam edelim. Tarsus'tan şey devam edelim hocam. Biz zaten. Hocam gol attı, gol. Bizim derdimiz, takımın ligde kalması. Biz burada hani sen mesela diyorsun ki 34-35 olacak. Ben sana sonucu katılıyorum. Ben de şeytan avukatını yapıyorum burada. Aynen, katılıyorum sana. İstememez gibi şeyin yok. Hocam yok. Biz, mesela ben şimdi bir arkadaşımla iddiaya girdim. Dedi ki Mersin bana düşerse sen beni yemeğe götüreceksin Karadolu'na. Düşerse sen beni götüreceksin, düşmezse ben seni götüreceğim. Evet. Bak. Bugün de yanından geçtim, çayını içtim. Babacığım bu hafta... Adam her hafta dua ediyordur düşsün diye. Nakılma dedim, Sana vuruş yaptı. Gol olsaydı baba ben Karadolu'na alacaktım. Kardeşim buradan 4 kişi geri, biz geliyoruz. O gol olsaydı ben ölecektim. 23-24. Tamam mı ben? Ya ben 10 kişiye yemek ısmarlayayım. Yeter ki dikte kalsın. Anladın evet mı? Evet hocam. Sen kalırsam ısmarlayacaksın. Hocam yalnız şöyle bir şey söyleyeyim mi size? Sen kalmaz mı dedin? Kalmaz dedim ben. Hocam çok ayıp etmişsin. Hayır bir dakika bak. Ben de dedim ki bak. Ben ama Muharrem ben niye dedim? Kalsın ben 10 kişiye ısmarlayayım. Ama kalsın. Öyle diyeydin. Mersin kalacak, ben de ya senin. Ya ayrı şey bak şimdi düşeceğim Muharrem ben. Yani ama şurada bir şey vardı, orada bir dipnokta var. Bu hafta da 3 puan alsaydık kaldı gibi görecektim. Karadolu'ya yaptın kardeşim. Sen yerimizi ayırttın. Yer ayırttır, baş köşeye de ben otururum. He sen de gel kardeşim. Tamam. Otur. Allah Allah. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mi hocam? Bizim öyle bir derdimiz yok. Kayseri'li arkadaşlarla. Yani düşmek olay değil. Düşmek çıkma olay değil. Eğer bu takım biz Bankasya, PTT bildik mi? Düşsek biz çıkarız tekrar. Bu köklü kulüp çıkar. Çıkamaz. Ama bu düşerse çıkmaz. Hayır bu şeyle, bu tabloyla, bu mali tabloyla çıkamaz. Mali tablo çok kötü. İşte biz ondan korkuyoruz biz. Evet. Herkesin korkusu var. Ordu Spor toparlayamadı işte. Yani toparlayamaz. Geçen yok. Baktım bu 6. teknik direktörlüğüyle devam ediyorlar. Çıkar yine çıkar. Kocaeli nerelerde? Sakaryalar nerelerde? Kocaeli garantiledi bu arada. Tamam geliyor. 3. lige geliyor. 3. lige geliyor. Nerelerdeler? Meski de doğru düzgün geliyor. Oraya da geleceğiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ikidir söylemeye çalışıyorum. Söyleyemedim. Sosyal medyadan arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Kayserililerle, Eskişehirlilerle. Sivaslılar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani alttaki 4 takım içerisinde en şanslı Mersin'i görüyorlar. Çünkü mükemmel bir direnç var sizde diyorlar. Yani mücadele gücünüz yüksek, direnç yüksek. Bir de teknik direktörlere bakıyorlar profillerine. Herkes Ümit Ozat'ı ayrı bir yere koyuyor. Şey mi bu hafta mesela hakem de fena değildi değil mi? Çok ama yok senin maçın başından yaptığın yoruma katıldım. Hakemi tehlikeli gördüm. Birkaç pozisyonda eyyam yaptı. Değil mi? Eyyam yaptı. Mahmut Bey hakemi görür görmez dedi. Bundan korkuyorum dedi. İnşallah bu bir şey yapmaz dedi. Kaybetmez. Maçın hakemi kimdi ben hocam? Şey de gördüm. Hakem kimdi? Torgazgal'da. Vedat Yüksel'in de o hani şeyi mimikleri yok mu? Hmm. Vücut yani hakemle göz göze gelmesi falan. Eski hakem birbirlerinin dillerine evet. İyi anlarlar. Muharrem hocam ben hakem kim diye sorunca bana baktınız. Ben hakemlerle hiç ilgilenmiyorum hocam. İnanın esame listelerinde hiçbir hakemin daha bakmış olmuyor. Şimdi geleceğiz mesela hakem konusuna gelecek. Türkiye'de gündem hakemsiz bir gündem olmuyor. Şeye geçmeden hocam, dünkü o Süper Lig AŞ olayına ne diyorsunuz? Bu Peter Kenyon'un falan çıktığı yayıncı kuruluşta falan toplantı yaptılar. Ne diyorsunuz o konuya? Hatta bizim başkan da oradaydı. Sevgili Hüseyin Çalışkan. Evet. Esnerken falan görüntüleri var. Kurulmuş herhalde. Kurulmuş. Süper Lig AŞ kuruldu. Hani Peter Kenyon'u getirdiler başına. Ona ne diyorsunuz yani? Türk futboluyla alakalı. Ya bir kurtuluş aşamasında Türk futbolu. Tabii ki bir çaba sarf ediliyor.
bir şeyler oluyor. Yani AŞ kurulması artık bakacağız ne anlamda doğru, nasıl doğru. Yani bir şirket gibi görecek takımlar. Peki şöyle söyleyeyim hocam. Biri 5 yaparlar mı yoksa 5'i 1 mi yaparlar? Vallahi şimdiye kadar bu kulüp başkanlarının hepsi dahil borçlandırmadıkları kulüp kalmadı. Başarılı bir şirket çıkacağını bilmiyorum. Gençler Birliği hariç. Onlar da var aynı. Yok yok, onları yok. Ya Gençler Birliği 6 aydır maaş almıyormuş hocam. Hocam şimdi AŞ deyince şimdi anonim şirket var. İlk 500'e giriyor, ilk 1'e giriyor. İhracat şampiyonu oluyor. AŞ var, batıyor. Aslında Sami yani, hocam siz ekonomistsiniz, bu konularda daha evet, bilgilisiniz. Yok hocam estağfurullah. Yani dediğim gibi sonuçta bu bir yönetim ve şey meselesi. Yani AŞ adı AŞ oldu diye tabii ki bu şey. Süper Lig AŞ şöyle. Yayın ben, yayın gelirlerini evet, falan evet. Süper Lig'in pazarlaması tabii bir Premier Lig olması yolunda. Tamamını havuz kapsıyor. Sistemine dönüş yapacaklar bildiğim kadarıyla. Havuz sistemini değiştirecekler. Bir de özellikle Göksel Gümüşdağ'ın vurguladığı maç tarihleri, maç fikstüre evet, biz müdahale edeceğiz diyor. Yayıncı kuruluş müdahale etmeyecek. Yayıncı kuruluşun Şansal Büyükağ'ın zevkine göre olmayacak diyor. Şu gün şunu yapıyorum. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de bu gece maçlarından dolayı, ulaşımdan dolayı bayağı zorluklar çekiliyor. Gündüze maç koyma, gündüze derbi koyma gibi planları var. Bana göre çok güzel şeyler. En güzel hocam ya. Gece yani, gece 8'de maç mı olur ya? Evet. Gelmeyen peki bir gelmesin. Şey söyleyeyim hocam. Ona göre ayarlasın kendini insanlar. Pazar gününe koyarsın derbi. Borçlu kulüplere para verseniz ne yaparlar? Borçlarını öderler, daha çok borçlanırlar. Denetim mekanizması nerede burada? Aslında bununla işte, alakalı bir şey duydunuz mu? Bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum ben. Bununla ilgili dur. Şimdi onu Galatasaray Başkanı söyledi. Dedi ki biz UEFA'lık olduk, ceza aldık. Türkiye kulüpleri UEFA'ya gitmeden burada hallolsun, burada denetlensin. Bu çok güzel bir şeydi. Dursun Özbek bunun acısını çekti şu an. Galatasaray ceza yedi biliyorsunuz. Men yedi. Bundan sonrası için Türkiye kulüplerinin ceza yememesi için sanırım bir üst kurul gibi bir şey oluşturulacak. Ondan UEFA'dan önce bizimkiler denetecek ki doğru olanı biz söylemiştik zaten. Bağımsız bir denetleme kuruluşu girmediği sürece hocam Türkiye'de denetleme olmaz. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Ya bir üst kurul oluşturulsa mesela Mersin'in geçmişe dönük de hesapları bir incelense. Şeyin bayağı önemli. Şeyler çıkacak. Çok yani güzel her şeyler. Her sene inceleniyor. Mersin'i çok konuşuyoruz ya. Şey ne diyorsunuz? Mabette 18 kulüp başkanının toplanmasına ne diyorsunuz? Birden aniden bu Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra 18 tane kulüp başkanının veya yöneticisinin muhabbette toplanması terörle ilgili toplandı. Onun başka bir şey söyleyeyim. Aziz Bey katılmadı hocam bildiğim kadarıyla. Başkan ben katıldım. O anlamda toplandıklarını tahmin etmiyorum. Ne için toplandılar? Ben farklı anlamda düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Ne hocam? Ne düşünüyorum? Sakın ha, sakın ola tribünlere, amigolara dikkat edin. Hükümet bir maçta olmadı mı? Hükümet istifa sesleri gelmedi mi? Karşı yaka maçında. Gelmedi mi? Şeyde Hakan Şükür'ün tweet'i var ya. Hakan Şükür de diyor ki... Hayır bir de Hakan Şükür'e arkada konuşmuyorum. Bir maç olmadı mı hükümet istifa diye. Ben onu da söyleyeyim seni desteklemek için diyorum. Arada araya bir katılın. Hakan Şükür iddiasına göre Hakan Şükür'ün Twitter'daki attığı tweet'te diyor ki Galatasaray Fenerbahçe maçı terörden dolayı değil ertelenmesi diyor seyircilerin içinden amigolar herhalde amigolardan demek ki bilgi almış Galatasaray tribünle arası iyidir. Hükümeti istifaya davet edeceklerdi diyor. Protesto edeceklerdi. Ondan dolayı iptal oldu. Hakan Şükür'ün yorumu bu. Ben o kendi yorumu da ben buradan maç tehir oldu. Tamam anladım terör olayından ama arkasından hemen bu toplantının yapılması bana biraz manidar geldi. Hani hemen birden 18 kulübün yöneticinin toplanması bana manidar geldi. Ama tribünlerde de şu ana kadar geldi. Çünkü bak falan olmadı değil mi hiç? Kulüplere orada bir şey geldi biliyor musun? Bir ihtar geldi. Dedi ki bak hepinizin SSK borçları var. Evet. Hepinizin maliye borçları var. Aklınızı başına devşirin. Bütün statlar benim. Borçlarınız var, harçlarınız var. Abikonuza söyleyin. Statlarda bu gibi şeyler, sloganlara. Karşıyaka maçında atıldı hocam. Hükümet istifa mı? Tabii. İstifaya davet edin. Peki. Meal vermeyin. O zaman. Dendi. Hocam. Bana göre buraya görüşürüz. Şey fikrini alacağım senin. Fenerbahçe. Terör olayından sonra Fenerbahçe stadında bir slogan atıldı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Vatan sana canım feda. Ceza yedi. İstiklal Marşı. PFDK. Ne sen mi hocam? Saçma. Toplanmayla ilgili mi diyorsun hocam? Yok yok. PFDK. İşte ona geleceğiz. Ona geleceğiz hocam. Sen ne diyorsun hocam toplanmayla? Artık şey yapamıyorum hocam ülke gündeminde neyin niye yapıldığını. Çok hakikaten yorum yapacak kadar bir şeyim yok. Bilgim yok yani. Peki PFDK olayına ne diyorsunuz? Ya mesela hocam? Şimdi bak.
konu konu açıyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ülkenin birey insanlarıyız. Mesela televizyonu açıyoruz. Şimdi benim başbakanı desteklediğim yerler de oldu zamanlar. Bir şey demiyorlar. Bravo, bu aferin, başbakanı destekliyor. Eleştirdiğin zaman olmaz öyle şey. Böyle bir şey olamaz ya. Açıyorsun, başlıyor abi. Gündem, Kılıçdaroğlu başladı, Kılıçdaroğlu bitti. Kılıçdaroğlu başladı, Kılıçdaroğlu bitti. Çeviriyorsun Kılıçdaroğlu'na, Davutoğlu başladı, Davutoğlu bitti. Davutoğlu, ya abi orada Allah'a kaydı milletin ya. Millet bitti ya orada ya. Millet bitti orada, bitti. Millet mahvoldu, sen burada Kılıçdaroğlu. Diyor ki Davutoğlu budur, Davutoğlu şöyledir, bizi çekemediler. Halk bizi böyle seçti, şöyle seçti. Ya millet bunu sizden, bunu dinlemek istemiyor. İcraat istiyor. Bunlar bir terör bitsin, bu olaylar bitsin, millet refaha kavuşsun. Kılıçdaroğlu çık muhalefetini yap. Şimdi Bahçeli hocam, git bilmem neyini yap. Bizi radyodan dinleyenler varsa spor programı değil de bir siyasi program zannediyorlar. Hayır, biz Türkiye'deki olduğumuz için. Evet. Şimdi ben bu ülkeyi ben bu hale getirdim. Sen bu hale getirdin. O mu bu hale getirdi, o mu getirdi? Dış güçler, dış güçler getirdi. Şimdi ben bu ızdırabı, bu derdi niye çekeceğim ya? Çekmek zorunda mıyım? Allah yardımcınız olsun diyelim hocam. Bu ülkede yayınımız Radyo Kulas'tan yayınlanıyor hocam. Bizi dinleyenler varsa siyasi program zannedecekler. Ya hocam, biz spora dönelim. Ya sporla aynı, biz yaşıyoruz ama bu acı bir tablo. Bu ülkede aylık 1000 liraya iki tane çocuk okutan, evi kira geçinen aileler var. Bana çıkıp da orada deme bana Kılıçdaroğlu şöyle adam, o böyle adam, bu böyle. Ya bu halk seni seçti mi? Seçti. %50 oy aldın mı? Aldın. İşine bak abicim sen ya. Ne yapalım hocam peki? Kılıçdaroğlu laf esiriyor. Yetiştir mi abi, bırak. Hayır, işine bak sen ya. Yani önüne bak abi, sen güç sende ya. Yani yüzde... Demek yanlış yapıyorsun ki. Yanlış yapıyorsun ki dönüp adama cevap veriyorsun. Hocam onu siyasi yorumcular yapsın. Ya hocam şimdi siyasi yorumcular yapsın da yarın seçim olsa yine %50 oy alınacak. Biz en az fazla uzatmayalım. 99.2 Radyo Klas'ta yayınımız devam ediyor. Sevgili Mahmut Altınbakır, Muharrem Çağatay ve sevgili Sami Süygün konuklarımız, ben Hasan Doğan. Yoldan takip eden seyircilerimiz için söylüyorum. Tarsus İdman Yurdu'na geçelim. Tarsus bu hafta yine mağlup. Tarsus küme düştü değil mi hocam? Düştü hocam. Düştü. Mert Korkmaz istifa etmiş. Düştü. Mert. Mert Korkmaz şu an etmiş. Bu hafta Keçiören Gücü'yle oynayacak. Keçiören Gücü'nün 23.sü. Üst evet, sıralara iddiası var. Maç vermez orada. Hafta sonu daha vahim. Ankara Gücü'yle oynayacaklar. Ya gitti o. Tarsus. Kaç maç kaldı orada? Üçüncülükte. Tarsus'a üçüncülük hayırlı olsun diyelim hocam. Ha? 27. Hobi, hafta oynandı hocam. Hobi sonu bu. Hobi tamam. Sevgili Muharrem kaç, hocam, yarın, kaç hafta kalmış? Yarın 28. hafta oynanacak. 6 hafta kalıyor. Hepsi de asal olacak. Alabilir mi? Alamaz. Sen dediğin gibi hobi takımı çoğalıyor. Hobi takımları çoğalıyor. Hobi, aile takımı bunlar. Üçüncülükte meskiyle oynarlar mı hocam? Meskiyle gidiyorlar, geziyorlar, geliyorlar. Meskiyle oynarlar, oynarlar mı üçüncülükte? Meskiyle oynar, meskiyle oynar. Seneye meskiyle oynarlar. Meskinin 39 puanı var. Evet. 44 puan saray önü. Bir maç eksik. Saray önü bir maç bekleyecek. Ondan sonra meski saray önü maçı, saray önünde derbi maçı kazanan şampiyon. Ama hocam orada şey var ya, çok kritik bir son hafta maçı var herhalde. Saray önünün kendi evinde şeyle oynuyor değil mi Meskiyle? Tamam işte. Onu kazanırsam diyorsun. Bak Meski. Saray önü Adana'nın takımı mı hocam? Geçen yok, aynısı, oynayayım. Geçen sene aynısı tamam. Kozan'da oldu biliyorsunuz. Son maçta her şey evet. Olmadı. Yani, ayrı konu. Bu, yine son beraber kalmıştı o maçta. He, son dakika direkten dönmez inşallah. Hep böyle olacak hali yok. İnşallah. Yeneceksin yani. Şöyle bir şey var. Geçen sene birinciler direkt çıkıyordu. Bu sene evet. Playoff var. Ha şimdi yönetim de iyi yani. Bak Meski'nin yönetimi de hakikaten. Yani kaç haftadır mağlup olmuyorlar hocam? Bayağıdır mağlup olmuyorlar. Bir de hocam o Mehmet Uzun sanki böyle inanılmaz bir nokta transfer mi olmuş? Nedir? O şeyden aldılar onu. Tarsus'lardan aldılar. Mehmet Uzun ben, bildiğim kadarıyla Galatasaray'da da oynadı. Sonradan alınıp bu kadar. Geldi o. Sonradan alınıp bu kadar skora katkısı olan yani puan getiren bir oyuncu az yani herhalde. Sürekli Mehmet çünkü maçlar hocam etkili. Hocam dediğim gibi biraz şey mi? Sevgili Muharrem bu hafta Meski kimle oynuyor? Erdemli. Erdemli. İçeride. İzleyeceğiz bu hafta. Milli takım arası olduğu için izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Anamur kimle oynuyor? Bu hafta Anamur kiminle oynuyor bakayım. Akşehir'de. Akşehir. Nerede maç? Akşehir'de. Bak mesela Erdemli ilgilendiren maç, Meski ilgilendiren maç. Yani hafta sonu derbisi. Stat'ta mıyız hocam? Aslında Meski Erdemli güzel olur ya gerçekten. Hafta sonu gelin hocam Sami hocam. İnşallah sizi hocam, göremiyoruz Stat'ta. Gelirim ya ne demek. Hafta şimdi Meski, ben izlemiştim. Burada Meski Erdemli yenerse Erdemli geçmiş olsun. Hmm. Ligi elveda evet. Diyecek. Erdemli versin yenerse beraber kalsa kimse göremiyor. Büyük. Çalma takım. Meski alır o maçı. Aynı geçen seneki Toroslar'ın yaptığı olur işte. Toroslar da bir berabere kaldı. Meski ondan sonra avantaj yitirmişti evet. Geçen sene. Yani bu hafta kritik maç. Toroslar Meski Erdemli. Erdem de kendi sahasında bir berabere kaldı Ceyhan'la. Evet.
1-0 galipti. 1-0 galipti. Hocam 27'sinde izleyelim, beraber izleyelim. İnşallah. Olur hocam. Meskiyi izleyelim bu hafta beraber. Olur hocam, devam ederiz. Hatta şey yapalım bunu ya, o kanala da söyleyelim. Kanala da söyleyelim. Maç önü çekelim bir şey yapalım. Aslında şeyin yayıncı kuruluş için oraya bir stüdyo da yapılmıştı. Oradan maç yayını da yapılabilir ama onun için federasyondan izin almak mı lazım? Yok ya, gerek yok. Bal Ligi'nde öyle bir şey yok. Bir yani maç önü canlı yayın yapılabilir mi? Hayır, bir 15 dakika maç önü çekeriz. Başlangıcı. Bir röportaj olur. Devre arası bir olur. Bir maç sonu yaparız. İşte bir görüntüsü de olur yani elimizde. Tamam. Sağ ol hocam. Güzel maç şimdi. İnşallah yani, hocam geleceğim. O kadar yani kritik olmaz. Maç ki. Bir saat 15'te uygun yani. Saat de güzel. Şimdi, uygun hocam. Bir de saatler bir saat ilerliyor bu hafta 27'sinde. Onun için 3'e aldılar zaten maç hocam. Şimdi bak, bir de o kadar enteresan maç ki çok çekimli maç olacak. Biri düşmemeye, biri şampiyonu oynuyor. Evet. İki Mersin ekibi. Şöyle bir şey. Meski aynen. Hani sezon başında siz şampiyonla oynarsınız mısınız deseniz herkes olursa evet olur derlerdi. Ama şimdi baktığınız zaman potaya girdiler, bir havaya girdiler. İyi de oynuyorlar. Kanal yönetimine buradan söyleyelim. Pazar günü Meski maçına gidiyoruz. Gidelim hocam. Kanal olarak. Sarıoğlu'nun bir hafta beklemesi var ya. O bir hafta beklesinde Meski'nin tabii puan kaybetmemesi lazım. Evet. O hangi haftaya denk geliyor? Baktınız mı hocam ona? Hangi maç? İşte bir hafta bay geçecek Sarıoğlu. 5 hafta var. 5'ten birini bay bekleyecek. Evet. Orada işte mesela ya bu hafta... Şu an sen Meski'yi 41 göreceksin. Sarıoğlu maçı var mı bu hafta? 39, 42 yapacak. Sarıoğlu maçı, bu hafta maçı var mı? Sarıoğlu görünmüyor hocam. Sarıoğlu bu hafta dinleniyor hocam. Bu hafta bay geçiyor. Gördün mü işte? Şimdi Meski Erdem'i yenerse 44. Aynen. Meski neye yanacak biliyor musun hocam? O Nevşehir'de kaybettiğim maç var ya. Evet. Hükmen 3-0 yenilmişti. Kalan evet, maçları evet da hocam. Evet. Bir Erdemli'den sonra Konya'ya gidiyor. Konya Ereğli ile yapıyor. Yener. Sonra Yeni Aksaray geliyor Mersin'e. Yener. Son maçta Sarıoğlu zaten. Bak işte gördün mü hocam? Son maça kadar bu maç son maça gidecek 2 puanla. Yenen Sarıoğlu'na beraber gelecek. İçeride olsaydı iyi olurdu hocam. İnşallah. Evet, Sarıoğlu'na evet beraber gelecek. Çok iyi olurdu. Yani. Yenen. Yani Mersin yendiği zaman. Geçen sene de Kozan maçı içeride olsa hocam o maç öyle olmazdı. Evet öyle olmazdı. Hocam o maça da giderken böyle çok inanmış bir Meski yoktu ya. Yok. Ama bu sene daha farklı Meski. Yoktu da hocam yani. Çünkü geçen sezon çok devasa rakamlar harcadılar. Geçen sene yönetim yeni. Ama hocam. Havaya binmedi. Yani. Bakın Kozan'ın taraftarı, ben o maça gittiğim için sen söylüyorum. Sen gitmiştin hocam oraya. Evet o maçın taraftarı. Şimdi o zaman da şeyi seven futbolcular vardı. İşte Çağlayan falan, Ulaç mı? Ulaç böyle şovu seven futbolcular var. Evet. O taraftar onların arkasında olsa eminim böyle motorla hani böyle olur ya 1-3 oynardı. Yani öyle Ulaç, öyle Ulaç bu arada Devre Aslı gittiği takımdan Nevşehir'den de gönderilmiş hocam, haberiniz olsun. Mersin'de yani. Öyle oynuyor. Ama geçen sanki Meski'yle bu sene Mersin'de var. Bayağı fark var. Mesela tecrübeli bir kaleci var. Yani oyuncular bir de daha takım gibi. Mersin o zaman biraz eski, daha yıldızlara evet, dayalıydı. Yıldızlara dayalıydı. Mersin Banyo eski stoperi de orada oynuyor bildiğim kadarıyla. Kimin? Mersin Banyo eski stoperi. Meski'de oynuyor. Stoperlerin ismi neydi hocam? Onu bilmiyorum ben de. Futbolcudan çok. Playoff'a geçelim hocam. Süper Amatör playoff başladı. Silifke 5-0. Silifkeliler biz çıktık diyor şu anda. Toroslar Belediye kaldı Ormanlar. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? O 1-1 bitti maç. Evet çok ilginç. Toroslar bugün maç yaptı, şeyi yendi. Akdeniz Belediye yendi, 9 yaptı. Akdeniz Belediye Spor yendi evet. 9 yaptı, 6-9 yaptı. Silifke'nin maç eksik. Silifke yarın şeyle oynuyor. Silifke de bugün oynadı hocam. Yok oynamadı. Fikstür'de bugün gösteriyor. Yarın mı attı? Yarın Silifke. Kuvay Milli'yle oynuyor. Perşembe günü. Nerede oynayacak hocam o stat? 3 Ocak'ta mı? Şeyde. 3 Ocak'ta oynanıyor. Silifke bırakmaz herhalde hocam değil mi artık? Bırakmaz. Bu kadar gelmiş. Kuvay Milli'ye. Silifke, ya, Silifke yani çıkar artık hocam ya. Yani. Yakışır da yani bence Silifke'ye. Burada şimdi Toroslar'ın yani, burada şeyi. Burada Toroslar'ın işi karışık. Şimdi Orman'ın. Bak Orman'da şey oynuyor. Tavsiye oynuyor. Orman Tavsiye'yi yener. Bana göre yener. İlçe takımın olması. Çok güzel hocam. 5-8 yapar. 5-8 taraftarı var. 5-8 yapar. Toroslar'ın puanı 9. Haftaya bu cumartesi günü, pazar günü Toroslar Silifke maçı var. Öf. Burada mı? Koray burada mı? Orada mı? Şeyde, Silifke'de. Silifke standında. Şimdi aslında orada Toroslar'ın orada Silifke'nin Toroslar'ın yenilmesi halinde Orman'ın 8 puanı var. Orman galip gelirse Orman 11 puan yapıyor. Toroslar'ın önüne çıkıyor. Toroslar'ın ikincilik ümidi bile bitiyor. Çünkü Toroslar Orman'ı yenemediği zaman, çünkü 5 ile başladılar. 4-5 başladılar. Berabere kaldı. 5-6 oldu. Bugün şeyi yendi. Akdeniz Belediye 1-0 yendi. Zor bela. Puan 9 yaptı. Tabii Silifke'nin 11 puanı var ama Silifke'nin bir maçı eksik. Yani Kuvayi Milli yendiği zaman 11-14 yapacak. 5 puan arayla kopup gidiyor. O hocam Silifke Toroslar maçı da böyle hem reytingi hem de
onlar için de hoş bir anı olacak şekilde güzel bir şey olabilir, seyahat olabilir yine bakın. Yani güzel maç olur. Sivke pazar günü maç mı? Dolar yani. Sonrası. Maç pazar günü hocam. Sivke Toros maçı. Mesela o zamanki maç daha belli Sivke değil. Sivke Belediyespor Toroslar pazar günü. Büyük ihtimalle bugün tertip kurulu toplantısı bugündür herhalde. Bugün toplanmıştır, karar vermişlerdir. Yarın açıklanır. Çünkü her salı günü tertip kurulu toplanıyor. Bu haftanın programı yapıyor. Bu geçen haftaki program. Bu haftanın programı yapacaklar. Büyük ihtimalle ya cumartesi ya pazar. Sami hocam, Silifke'nin ikincilik oynamışlığı var biliyorsunuz belki. Ben yarı da Silifke'li saydım. Benim kardeşim ben profesyonel ben orada oldu. Evet. Silifke deyip geçmeyelim. Memdu hocam. Polis gücüydü. Polis gücünü Silifke Spor olarak çevirdiler. O zaman... Ben çocuktum hocam. Şeyde yani. Mesela U19'a bir gelelim mi? Silifke... U19'da ne var hocam? U19'da bizim her zaman değindiğimiz Kadir Efes Spor var. Ona gelelim. Şeyi söyle Mahmut hocam. Torosların Orman Spor maçında bir beraber kaldı. Hakem penaltı çalmış. Ondan sonra Toroslar arkadaşlar hakeme saldırmalar. Falan filan bir sürü hikayeler. Bir de şimdi Elzem. Ya gerçekten şimdi bakın. Hepimiz yetişkin insanlarız. Hepimizin evladı var. Çoluğu var. Çocuğu var. Bu kalitesiz insanlar, bu terbiyesiz insanlar, bu futbol sahalarına bitmediği sürece bu işler bitmeyecek. Bir maç izledim. Canlı. Yukarıda izliyorum. Birinci amatör küme playoff maçı. Türk Hoca bulayım sana onu. Anamur Muzlu Spor. Burada var. Anamur Muzlu. Deşadiye Yıldırım 2-0 yenmiş. Gündar Demirtaş 2-0 yendi. Gündar 9 puan. Deşadiye 9 puan. Yıldırım 9 puan, Anamur Muzspor 9 puan, Demirtaş 6 puan, Türk Ocağı 0 puan. Şimdi futbol sahasına çıkmış Türk Ocağı bu ilimizin köklü kulüplerinden, tarihi kulüplerinden birisi. Mehmet Soğut, buradan sevgiler, saygılar. Böyle bir insan değil. Müsabakanın 55. dakikasında yukarıdan izliyoruz. Maçta bir şey yok. 2-0 galip. Yani oynanıyor böyle. Yani rakip seni yenecek belli yani. Güç oranı, senin kilon, şunun bunun falan. Müsait değil. Adam sana bir çalım atıyor. Sen dönene kadar adam topu ağlardan çıkarıyorsun. Santra yapıyorsun. Yani o pozisyonda bir takımsın. Hiçbir şey yokken bir faul çaldı hakem. Hakeme bir tokat çekti. Oyuncu. Bir tokat çekti. Sesi şey geldi, benim yanıma geldi. Onunla yetinmedi. Hakem kendini toparladı. Bir tokat daha çekti. Helal kaç maç alıyor hocam bu çok tokat atan? Helal olsun hakem. Kaç maç alıyor? Hocam geleceğim. Hakeme helal olsun dedim ya. İnsan bir tepki göstermez mi? Bir reaksiyon göstermez mi? Bir ağzından cümle çıkmaz mı? Hareket şu. Yardımcı hakemlerine ne yaptı? Geldi, aldı, tribüne gidiyor. Giderken de onlarca küfür. Binlerce küfür. Bak, iki tokat diyor. Hakaretler ediliyor. Yardımcıları çağırıyor, soyma odasına gidiyor. Hala hakaret ya. Bu ne kendini bilmez insanlar ya. Yani delikanlıkta şu vardır. Bir insan bir insana tokat attığı zaman karşıda reaksiyon görmüyorsa ikinciyi vurmazsın. Bu delikanlının felsefesi yanlış. Çünkü sana reaksiyon göstermemiş. Yani aman diyor, tamam sen bana vurdun döversin abi diyor. İkinciyi vurmana gerek yok diyor. Reaksiyon göstermediği zaman. Soyun masasına girdi. Orada genç bir hakem. Arkadaşım yok olacak tabii ki ya. Onların etrafında geziyor falan. Ona da çattılar. Hakemler çıktı. Polis nezaretinde şikayetçi oldular tabii bilenden. Arkaya dolandılar. Arabaya bindiler. Gözlemci arabasına. Sen oradan al bir tane taşı arabaya. Bam diye yapıştır. Neymiş? O genç çocuk ona içeride gülüyormuş. Ne yapsın ya? Dayak edin bir ton. Bir de alasın mı? Adam ona rağmen gülüyorsa demek ki mutlu herif yani. Şimdi sana diyor ki yani senin şu cahilinle yaptığın işe gülerim ben de ancak. Gülerim. Yazık hocam ya. Sami hocam dediği gibi kaç maç ceza alıyor hocam? Biliyorsunuz Aydın'a tekme atan bir futbolcu vardı amatör. Şimdi futbolda zaten edildi. Bu takımın sıfır puanı var. Puan silme diye bir şey yok. Bir şey yok. Yani o hakem ona güzel bir rapor yazdı ama ki yazacaktı. En az almazsa 11-12 hafta ceza alır. Alsa ne olur hocam? Adam yaşı 30 küsür olmuş. Kalça bir yerde, göbek bir yerde, omuz bir yerde, çene bir yerde. Yazık hocam ya. Yani çocuk da 22 yaşında, gencecik,
bir çocuk yani. Ben tebrik ediyorum hakemi yani. Yani bizi yaksın göstermedi ya. Başka biri olsa vallahi bir tane kafa geçirirdi ona. Yazık hocam ya. Hocam. Yazıklar olsun ya. Şeye geleyim. U19'da dedim ya. Kadir Efe. Karaduvar'ı 8-1 yeniyor. Orada bir çocuk var. Mert değil mi? Mert Ünel. 6 gol atıyor. Mert Ünel şu ana kadar 10 maçta 29 gol atmış. Çocuk. Genç takımda. Bu çocuk 13 yaşında değil mi? Yok 17 mi 16 yaşında. Öyle 13-14 duydum. Yok Mersin Mardin'den gitti. Ben A takımla maça çıkıyor. A takım da Çeşmeli Spor'la oynuyor. Kadir Efe 4-1 kazanıyor. Mert Ünel A takımda da 3 gol atıyor bu defa. Çeşmeli Kadir Efe maçının hakemi kim biliyor musunuz? Kim hocam? Ali Rıza Altunbakır. Yok ya. Hocam bunlar yakında takip ediyorsun ha. Ali Rıza Altunbakır biliyorsunuz Mahmut Hoca'nın oğlu yönetiyor maçı da. Evet. Ama oradaki iki kulüp de bana söyledi. İkisi de teşekkür ediyor. Güzel bir maç yönetmiş. Geleceğe buradan parlak deniliyor hocam. Bu arada gömleğiniz güzelmiş hocam. Bir seyircimiz Mahmut Hocam'ın gömleği hoşuma gitti diyor. Bilginiz olsun. Şey yaparız. Mersin 1. Amatör Playoff'a geçelim mi hocam? Anamurlu Spor, Reşadiye Spor 3-0 yendi. Demirtaş Gücü ki geçen hafta biliyorsunuz burada konuk etmiştiniz Demirtaş Gücü. Demirtaş evet. Teknik direktörün. Türk Hoca Mersin Spor'u 5-3 yendi. Tarsu Yıldırım Spor'da Günler Belediye Spor'u 1-0 yendi ama Günler Belediye Spor oradan uzak ara çıkması bekliyordum ben. Sürpriz bir mağlubiyet de aldı. Evet. Kim aldı? Günler Belediye Spor hocam. Yok Günler Spor bu hafta şeyi yendi. Demirtaş'ı yendi 2-0. Hocam sonuçlar eklenmemiş o zaman. Kusura eklenmedi. Bu yeni sonuçlar. Bendeki yeni sonuçlar bunlar. Yeni mi? Günler 2-0 yendi Demirtaş'ı. Reşadiye Yıldırım 2-0 yendi. Demirtaş yendiyse direkt rakibini yemiş hocam. Hocam. Evet. Yıldırım Spor ne yaptı? Yıldırım Spor Reşadiye 2-0 yenildi. Allah Allah. Şimdi hocam orası karışık hocam. 9 puan yaptı şey. Reşadiye 9 puan yaptı. Tarsus Yıldırım 9. 9. Günler 9. Günler 9. Anamurumuz 9. Anamur 9. En altta Demirtaş 6 kaldı. Türk Hoca 0'dan onu yok. İşte bu araya şey sıkışırsa, Demirtaş biraz zorlarsa olacak bu iş. Ama burada herhalde Tarsus'tan Reşadiye ile Yıldırım çıkar. Az önce dedin ya yumrukla hakeme yumruk attılar. Kadir Efe maçında da 45 şey atmış. Hoca da Kadir Efe'nin futbolcusuna 4-5 yumruk atmış. Hani kimin hocası? Çeşmeli. Çeşmeli. Orada şey var. 4 tane kırmızı kart var orada. He. 4 tane kırmızı kart. 4-1 öndeyken 3 tanesi şeyden, Çeşmeli'den. Hı. Bir tanesi şeyden Kadir Efe'ni. Benim şey var. Benim mesai arkadaşım iyi bir kardeş. O da abi diyor bugün geldi yanıma bana dedi sen dedin ki oğlan dedi maçı yoktu ben tebrik ederim dedi. Ben de oyundan atlama dedi. Haklama dedi. Çünkü ben de dayanamadım. Uçarak dedi tekme attım. Çünkü arkadaşlarıma dedi o kadar vuruyorlar ki dedi yani. Hani demin dedi ki hakeme tokat atıyorsun. Hı. Tahammül ediyor. Bir yerde tahammül gücü var. Genç çocuk tahammül edememiş. Uçarak diyor tekme attım dedi. Ben de keşke yapmasaydın dedim. Ve hakem de diyor beni atarken böyle yaptı diyor. Kardeşim kusura bakma dedi. Atmak zorundayım. Salim Teymur atarken hocam. Bile böyle yani. Çeşmen hocası Salim Bey. He. Atarken Salim Hoca oyuncu eğer o da yanlış. Bana göre oyuncuya yumruk atması bir hocanın. Yanlış tabii. Yani. Kendi oyuncusuna mı? Hayır. Rakip oyuncusuna yumruk atıyor 4-5 tane. Şimdi hoca şey yaparsa cemaat ne yapar? Hesabı olmuş. Hocam çok ayıp etmişsin. Evet. Eğer izliyorsan bizi çok ayıp etmişsin. Şimdi ben İnsanlar buraya spor yapmaya geliyor. Şimdi bizim zamanımızda da aynıydı. Genç hakemlere, genç kuşaklara şunu önerdik. Sakın dedik oyuncuyu atarken. Hocayı geniş alın. İkinci amatörde oyuncu yatarken bunun buruna gelmeyin. Kartı eline aldın mı? Çıkartma. Atacaksın mı? Bekle. Gelme de. Gelme bekle de. Bekle beni de. Baktın geliyor hemen güvenliği çağır. Çünkü belli atacak. Zaten kırmızı yiyorsa da sana saldıracak. Belli. Çünkü adamın yaşı 35-36 olmuş. Kesin adam bitmiş mesela Türk Hoca'nın maçındaki benim. Gel de sana iki tokat atacaksın. Oh der bir hakem dövdüm öyle bıraktım der. Adam öyle ölüyor. Bir hakem dövdüm. Ben diyorum futbolu bakacağım ama diyor. Bir hakem dövmeden bırakmayacağım diyor. Mesela şimdi de şu var Muharrem. Şu. Türkiye'dekilerini izle. Çekiyor ya şimdi böyle bak. Bunu Alper Uysal yaptı şeyde Adana Demirspor Adana maçında. Böyle çekiyor kırmızı kartı ya. Ya adamı zaten atıyor ne abi sen? Bir de adamın kafasına vuruyorsun bunu böyle. Ben de çekeyim mi? Çekeyim. Çek. Kırmızı kart. O kadar. Bir de yön gösteriyor efendim. Böyle diyor yani. Ya adam zaten yönünü biliyor gidecek sen söylüyorsun. Defol git çık git. Yani öyle bir şey ki. Onun için diyoruz ki ikinci amatörde adam atarken dikkat edin. Burnun dibine girmeyin. Allah muhafaza bir kafa atar. Şamarı yemeyin he. Hayır bunun kemiğin gider.
Hocam Mersin'in futbolunu konuştuk, amatörü konuştuk. Bir de bu dünkü skandal görüntüler var. Sami hocamdan başlayalım. Ne diyorsunuz hocam o Fenerbahçe kameramanın çektiği o Az Yıldırım'la Pereira'nın konuştuğu görüntüler? Yani ne diyeyim hocam? Bilmiyorum ki. O öyle değil yalnız. Ben pek yani... Fikret Başkan'ı trollemişler. Kimi? Ben... Fikret Başkan. Trollemiş. Aziz Yıldırım'la... Trollemiş. Bir saniye hocam. Sami hocam... Ya şey yani o olaydan bağımsız olarak yani özetle Aziz Yıldırım'la ilgili pek hani yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Yani... Anladım. Siz topu taç attınız hocam. Yani ben şuna inanırım her zaman. Futbol sahada oynanmalı. Bu kadar. Hocam topu taç attınız. Burada siz ne diyorsunuz? Geçen hafta bir... Sen yoktun galiba değil mi? Ben yoktum hocam. Demirtaş'ın kalesi bağlandı ya. Evet. Hani 5 maç ceza verecek demiş falan ya. Evet. Bugün sahada gördünüz şimdi. Hocam dedi programımızda dedi benden bahsettiniz. Yayına bağladınız. Etkisi, tepkisi çok iyi oldu. Bana 2 maç ceza verdiler dedi. O süper. Şeyleri gösterdik ya resimleri. Aman, hocam. Mıydı aman hocam reklam yapma şimdi. Her kırmızı kart gören bize ayar. Şunları gösterdi ya bize bak. Şunları gösterdi. Sağ içi fotoğrafları. Ben burada yoğum dedi. Hakem beni yazmış dedi ama ben burada yoğum dedi. Hiçbir şeyim yok dedi. 5 maçtan şey indi. Ben teşekkür etti bana İçer TV'ye. Yaptığınız programa teşekkür ederim dedi. 5 maçtan 2 maça... Biz sadece hocam onu dedi. Taraf tutmadık. Yalnız tutmadık biz orada yani. Olay objektif olarak... Örnek teşkil etmesin de hocam. Kırmızı kart gören bize... Hayır yok. Adam espri şimdi... yapıyorum hocam. Yok. Evet hocam sen ne diyorsun Mahmut teşekkür hocam? Teşekkür etti. Selamları var. Ya şimdi Türkiye'de Ali Cengiz oyunları çok. Tamam, maalesef bu Aziz Yıldırım'ın Aziz oyunları. Demin dedim ya bu maçın ertelenmesi o terörlemelerle alakası yoktur. Tamamen hükümetin yapılacak eylemden dolayı. Bunu da yapılan Beştepe'deki toplantı bunu tescil etmiştir bana göre. Kameraman olayına ne diyorsun hocam? İşte orada diyeceğim Aziz Yıldırım mutlak surette tabii ki şeyi silecek. Şimdi biz Beşiktaş'ın 2 maçı ertelemişti ya, Mersin maçı ve Trabzon maçı. Kendilerine avantaj sağlamışlardı. Şimdi avantaj kime geçti? İşte bu avantajı daha iyi bir hale getirmek için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra oynayalım biz. O sonuca göre. Şimdi biz tabii ki bu şey oynanırsa, şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray'ın arasında, Beşiktaş'ın bir kere hiçbir kulüple bir düşmanlığı, böyle alıp veremediği bir şey yoktur. Ama Fenerbahçe'nin var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu Fenerbahçe'nin Braga maçındaki hakemi İvan Braga. Bebek. Braga. Braga hakeminde maçındaki hakemi getirin de avın hakere. Koyun abicim. Fenerbahçe Trabzon maçı. Koyun abi. Şeytanın avukatını yapın. Böyle bir hakem Trabzon'u tutuyor Fenerbahçe'yi yakıyor. Ya Fenerbahçe'yi tutuyor Trabzon'u yakıyor. Ne olur olsa hiçbir şey olmaz hocam. Hiçbir şey olmaz mı? Bence olmaz. Ne olacak? Yapma ya. Şu an 4 saat Çağatay Şahinoğlu 4 saat eşit. Hayır. Orada Kanarya Osmanoğlu'yla. Ligin konumu itibariyle. Tek getirelim Sarıcıoğlu'na getirelim hakemi. Olmaz. Niye bir şey olmaz hocam? Galatasaray Fenerbahçe maçı. Olmaz. Aynısını Fenerbahçe yapsın. Yaptılar hocam çok yaptılar ya. Yapmadılar mı? Çok yaptılar ya. Bu Türkiye'de geçen hafta Aziz Yıldırım Ali Cengiz'le başladı. Geçen hafta Trabzon'un oyuncusu elle aldı. Mustafa Yumru. Ne yaptılar? Sahaya mı girdiler? Yani. Mustafa Yumru elle aldı. Beşiktaş maçında. Fenerbahçe'de yapamaz ki onu işte. Niye hocam? Fenerbahçeliler her maç sahaya mı iniyorlarmış? Denizli maçını unuttunuz herhalde değil mi? 2005 yılındaki. Ya vuruyorsun atamıyorsan aynı Antep Mersin maçı gibi ya. Abi. Atamıyorsan ben maçacağım golü ya. Hiç anlayamıyorum. Ne biliyor musun? Buyurun hocam. Bu adam her şeyi düzenliyor. Türkiye'deki her şeyi düzenliyor. 17 yıldır yönetiyor değil mi kulübü? Bu şampiyonlukları niye ayarlayamıyor? Her şeyi yapıyor. Fikstür ayarlıyor, başkanlar ayarlıyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyelim mi? Ayarlıyor. Bir dakika şöyle bir şey diyelim mi? Demek ki oraya kadar bir şey şöyle bir şey diyelim mi? Böyle bir şey diyelim mi? Türkiye'de kimse o kadar değil. O zaman şöyle bir şey diyelim. Şimdi burada siyaset yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Şimdi bu mevcut iktidar seçime gidiyor. %50 oy alıyor mu? Alıyor. Niye kabul etmiyorsun abicim? Kabul edin. Ben de azizliğimi kabul edemiyorum. Ne oldu abi? Saltanat mı kurulur ya? Bırak artık ya. Sana ne? Bırak artık ya. Ya sana, sana ne abi başbakandan? Kongre üyeleri hiç. Abi sana ne sana başbakandan? Başbakan onlar. Sana ne diyorsun başkandan abi sen şimdi? Adam seçiliyor, 150 kaya oluyor, geliyor. Onu sen kime diyorsun? Onu kime diyorsun ya? Eleştirene diyorum Fenerbahçe'ye. Hayır. Şimdi Fenerbahçe eleştirmiyor. Öyle bir şey yok Fenerbahçe'nin. Öyle bir demeci var mı? Cezaevine girdin yattın. Hayır.
Abi boşan yaptı sen hayır ya. Hayır hocam Fenerbahçe'de suç kim? Suç olmuyor adam cezaevinde yatar mı abicim? Yattı Türkiye'de suçsuz çok yattı. Yatar mı? Yattı. Ne kim yattı? Askerler yattı. Genelkurmay başkanın yattı ya. Ne demek suçu varmış? Ne suçu varmış? Suçu varsa niye çıktı geriye? Peki hocam. Kanun anayasa yargı. Ya sen yargı görmüyor musun? Peki hocam ne zaman Türkiye'den oynanır derbi? Görmüyor musun? Muharrem hocam derbi hangi tarihte oynanır sizce? Beşiktaş maçını mı bekler? Yok bana göre Beşiktaş maçından önce oynanır. Ben 13'ünde oynanır. Bunu sen mi konuşuyorsun? 32. haftada o maç. Gerçek konuşuyordun mu? Gerçek konuşuyorum. 13'ünde 13 Nisan'da falan. Kalbinle değil mi böyle? Yüreğimle. Hocam 32. hafta değil mi Galatasaray Beşiktaş maçı? 32. hafta. Ondan önce oynadı. Yok Mahmut hocam, Mahmut hocam Beşiktaş maçından sonra oynanır şey Galatasaray Beşiktaş derbisi. 32. hafta. Mahmut hocanın tribününde bir kişi eksik olacak. Reza Zarrab'ın yerini boşluğunu nasıl dolduracak onu merak ediyorum. Sen git oraya yerine otur. Reza Zarrab'ı kim destekliyordu sen konuşuyorsun? Biz gelmiş oradan bir adam ne almış oradan loca almış. Alabilir kardeşim parası boş kalmasın diyor. Ben de bir şey Reza Zarrab, Ahmet Zarrab, siyah beyaz renkli bizim fark etmiyor. Hocam ben onu Alevi Çerkez fark etmiyor bizim. Ben onu demiyorum. Hırsızsa devlet yakalayacak cezasını verecek. Yani Beşiktaş kulübün başkanı şey mi? Yargıtay başsavusun mu? Hocam Vodafone alanı ne diyorsunuz? 11 Nisan'da açılıyor bildiğim kadarıyla. İşte kadar locası var abi orada boş kalmasın diye sen git diyorum ben de. Güzel bir stat oldu farkında. Ya bana gerek olmaz ki aslan gibi katlanlar var merak etme. Tamam hocam. Süper stat oldu ya. Yani hocam, ben gerçekten 10 numara 5 yıldır. Vodafone şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en güzel çatlasın. Türkiye'nin en güzel stadı oldu yani. Ben öyle düşünüyorum. Kıskanana çatlasın. Hani 52 bin 55 bin kapasiteli Beşiktaş şey Galatasaray. Dolar mı hocam her maç o stadı? Stad her maç dolar mı? Hocam öbürü gibi 45 değil. 45 bin değil mi? Kim bizim stad mı? Dolar bir de niye dolar biliyor musun? Kent şehrin içinde. Evet. Hocam Taksim'in aşağısı. Galatasaray oradan kaybetti. Yok. Evet. Fenerbahçe yerinden kapatmadı. Galatasaray Fenerbahçe'de yarış şey yapar. Şampiyonluk yarışına girer. Fener'le kavga eder. Şimdi Beşiktaş'la yarışa girer. Beşiktaş'la kavga eder. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Trabzon'a gider. Hırsızlık yapar. Kopa inşallah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hocam Mersin, o başka yerlerde. O bunun kafa uçmuş. Uçmuş mu? He uçmuş. Mersin'in stadı yukarı yerine Tevfik Sarı'nın olduğu yerde yapılsaydı Tevfik Sarı olduğu stadın yanında. 5000 yerine 7000 olur hocam. Aynen. Fazlaydı. 7000 olurdu. Yani Beşiktaş serisi nerede olsa 7000 olurdu. Yaratma sen. Sağım hocam da 5000 yerine 7000 olurdu diyor. Ya 10.000 lira oynardı bana ya, göre. Ya dolar 10.000 oynardı. Neyi 10-15.000 dolar. Beşiktaş serisi. Beşiktaş neredeyse oraya gider. Hocam Mersin'e gel Mersin'e uçma Beşiktaş'ta. Mersin stadı diyorum ki, sana sorayım. Tevfik Sırrı'nın yerine yapılsaydı yeni stad. Seyirci iki katı fazla olmaz mı? Hocam geçen sene tabii hangi maçta 10 bini bulduk şey biz ya? Yani. Lütfen yani. Biz onu diyoruz. Stadın yani. Kapasitesi 10 bin zaten hocam. Tamam da hocam 11 bin kişilikti Tevfik Sırrı. Yok 10.160. Tamam. Hangi maçta biz 10 bini bulduk? Hepsinde bulduk. Hınca hınç. Yok Bolu, hocam. Bolu maçında falan almadı. Hayır yani. Bolu maçında 17-18 bin kişi vardı hocam. Süperlik maçında diyorum ya. Geçen sene onları maçında olmuyor. Yine ortalama... Hocam şu pasolik, pasolik var ya pasolik getirdi hakikaten abi. Çok etkiledi. Götürdü tabii tabii. Çok etkiledi. Ne diyeceksiniz? Ya kolumdan tutup götüremiyorsun bizim, ki. Bizim hadi gel diyorsun. Hadi gel o zaman. Evet. Hocam bu pasolik neye yaradı onu da söyleyelim. Bir lafı yeri geldi. Yazar derbi, kasa, post cihaz, pasolik falan. Derbiyi ayarladın. Tamam erteledin güvenlik nedeniyle. Pasolik'i niye çıkarttın? Güvenlik için çıkartmadın. Banka bir dakika. Kimin girdiğini görmüyor musun? Sana bir şey söyleyeyim. Ben size çok acı bir şey söyleyeyim. Mahmut hocam çok özür dilerim. Maça giden bir arkadaşım var. Buradan kendisine de selam iletiyorum Eren Doğan. Diyor ki abi metroyu bir görecektin. Orada canlı bomba patlasa metro diye bir şey kalmazdı. Aynen. Şeyde beraber maçı izlemedik mi? Hı-hı. Adamlar aynen. Geldi Antep'i seyirciler. Aynen. Yer arıyor değil mi? Evet. Üstte diye oturmadın mı? Oturdum. Evet. Peki adam orada küfürse nereden anlayacak adam? Hiç. Numarası yeri belli mi? Belli değil. Bir de bu Antep'lere kınıyorum burada ya. Bu nasıl bir iştir ya? Adam maça geldi abi bir çuval şeyle fıstıkla oturdular dört kişi bir çuval fıstığı yediler ya. Adam dönene kadar bir avuç verir ya. Erkek adamız kardeşim ya. Biz de böyle çekirdek tık 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 tık. Çekirdek güzeldi ama ya. Evet çekirdek güzeldi hocam sağ ol sen getirmişsin. Ya böyle bir inan iki kilo var ya. Dört kişi fıstığı yediler. Hocam şeye geleceğim. Şimdi, sana verdiler mi fıstık? He vermediler yok ben de yemedim. Bir şey demiyor musun sen vermediğin için? Hocam Antep'te... Ya vermez kim, vermez kim, ne yapalım kim, yani? Sen demez mi? Hocam erkek adamsın abi. Bu Antep... Hadi sen neysen. Senin hocam, çocuğu var. Stadın hepsi erkek. Antepler kim hocam? Şey iş adamlar falan mı? He ya iş adamları böyle göbekli möbekli adamlar göbekli kravatlı falan. Ha hocam Antep'in... 3 kilo 4 kilo fıstık var ya. Ayıp ya insan bir avuç vermiyor. Onu dağılıyor. Bakın arkamızda oturuyoruz şey, ya. Belirtmek istediğimiz noktaya gelemiyoruz. Şimdi Paso Ligi... Güvenlik için çıkartmadık mı? En büyük sebebimiz güvenlikti değil mi? Tabii tabii. Kimin geldiğini, kimin küfür ettiğini keşfedecektik. Evet. Kardeşim, stadın girişine Paso Ligi'mizi okutuyoruz, resmimiz çıkıyor. Sen stada kimin girdiğini görmüyor musun? Devlet olarak kimin... Kamera var zaten. Ya, kimin, yani şimdi önceden girmişse o senin zaten büyük bir ayıbın. TT Arena gibi kocaman bir stadın içine. O adam önceden girip yerleştiriyorsa bir düzenek o senin ayıbın. Tamam mı?
Mahmut Hoca'nın dediğini doğruluyorum. Güvenlik için olmadı bu iş. Sen stada kimin girdiğini pasolik sayesinde biliyorsun zaten. Değil mi hocam? Ya bu hocam, ülkede bak, bu ülkede halk sokağa çıkmasın. Bu ülkede millet maça gitmesin. Ne istiyor biliyor musun? Arabana bin, kırlara, dağlara git, yayın orada, oturun motoru ye, akşam eve gel. Tamam mı? Sakın böyle forma morma gitme, sahile gitme, bir şey görüşünü bildirme. Arabana bin, dağlara git, otlan, yaylan, evine gel. Sevgili Mirza Turgut'un fotoğraf paylaşmış. Maça da gelmeyin kardeşim, evet. Maça gelmeyin zararlı ya. Mirza Turgut'un paylaşımını gördün mü? Pazar günü forumda. Bomboş. 15-20 kişi anca yok herhalde öyle bir koridorda. Benim evim orada, akşam gittim forum oradan bir... Söylemesey bir oradan çerezden bir şey alacağım. Ne oluyor dedim burada polisler, forum boşaltıyorlar. E ne olacak dedim, ne diyorsan bin arabana git Aslanköy'ün etrafına gel be. Yaylan otlan orada, gel baba akşam evine yorul, bitti. Maça da gitme kardeşim, pasörü sana niye getiriyor? Maçı zorlu çıkarıyor ki maça da gitme. Niye? Gider, ya biletli gelince ne oluyor adam ya? O zaman pasörü getirdin mi? Muharrem Çağatay, nerede oturuyorsun babacığım? 17 numara koltuk. Orada bir olay çıktı mı? Muharrem yakalayacaksın. Bitti. Evet. Hayır bir de mesela pasolik sisteminden sonra. Bütün statlar kapandı. Kaç tane stat kapandı? Yani şimdi sen niye getirdin onu? Beni bulacaktın. Ben küfür ediyorsam beni bulacaktın. Tribünü yine boşaltıyorsun. Ona Gökhan Gönül'e bir küfür ediyorlardı hatırlıyor musunuz? Evet. Kamera, hocam ne küfür ediyor? Gökhan Gönül mü kaldı? Bütün herkes kamera o yani yayıncı kuruluşta takıldı. Adam resmen canlı yayında küfür ediyor. Hani Şampiyonlar Ligi maçında yok. Ömer Ründül'ün konuk olduğu maçta küfür ediyor ya İngilizce. Evet. Skandaldı. Onun gibi böyle küfür ediyor yayıncı şimdi... kuruluş. Ondan sonra takip etmişler, o seyirci yine almış, bak, yine aynı yere gelmiş. Aynen. Çok ayıp şeyler. Şimdi sizce... Hocam yine ayağa kalktı. Sami hocam. Geniş alın, geniş alın arkadaşlar. Bir maça gelin ya, böyle sık sık gelin. Bak Mut'a gitmiş hakem, küfür ediyor gözlemciye falan. Diyor ki, ya diyor polise, müdahale eder misin? Hocam alışacaksın bunlara diyor ya. Polis alışacaksın bunlara diyor. Türk Ocağı maçında yapıldı olay. Diyor ki polise, şikayetçi diyor. E ne olacak şikayetçi olsan ki diyor. Ne çıkacak ki diyor. Ya adam iki tokat yemiş. Şikayetçi olsan ne olacak diyor. Ey emniyet müdürü. Burada sesleniyorum. Vallahi bak aklıma geldi. Polis bunu söylüyor ya. Ne olacak şikayetçi olsan ki diyor. İfadesi alınacak. Basıp gidecek diyor. Biz tükürmeye geçtik de hocam. Ben artık şu talebi de bulunmak istiyorum. Sen diyor ki bak. Stat, özür dilerim. Stat'tan sen küfür ettin diyor. Ya stat'tan küfür etmiyor adam. Adam hakemin yanına gidiyor. Hakeme tokatı çekiyor. Polis orada. Müdahale etmiyor. Ya şikayetçi olma diyor. Boşu boşuna oynanmıyor. Evet. Boşu boşuna olma şikayetçi diyor. Bir şey çıkmaz diyor. Siz neyiz hocam? Umudu kestik diyorum hocam ben. Sadece bazen şeyi düşünüyorum. Küfrediyor ya mesela böyle ağız dolusu. Bari ensemize tükürme. Yani doğru yani küfrederken ensemize tükürme. Ben artık o dereceye geldim. Değil yani mi? Ya biraz anlamadım. Ya. Küfrü zaten anlamıyorum da futbolcuya böyle ana avrat sonra da öbür maçta da böyle canım cicim gol atınca sevinmek nasıl bir yüzsüzlüktür mü diyeyim ben? Ayrı konu. Bakın eleştirmek demiyorum. Ben de bütün futbolcuları eleştiriyorum. Her yazımda birini eleştirmişimdir en azından. Ama hiçbirinin ailesine küfretmedim. Hiç vicdanını sızlamadı mı? Umut Bulut'a küfrettiniz. Annesine babasına küfrettiniz. Gol atamadı diye. Bunun babasını kaybetti bu insan. Yani burada, vicdanınız yok mu sizin ya? Burada iki çiftada hakemlere var. Ey hakem kardeşim. Maça çıkıyorsun. Amatör müsabaka. Bu saha alanının içerisine saha komiseri gidiyor. Antrenör giriyor, yedek kulübesi oyuncular giriyor, hakem giriyor, gözlemci giriyor. Buradaki saha içindeki olayları koruyacak olan kim? Polis değil mi? Polis saha içine girmiyor. Polis arabanın içinde oturuyor, müzik dinliyor. Ve de çekirdek yiyor. Ve de karşı boç sahasında oraya gidiyor, kölgede kitap okuyor. Hakem polisi sahaya davet etmiyor. Niye? Buna iyi eğitim verilmiyor. İyi eğitim verilmediği için de bilmiyor. 20 yaşında çocuk onun hani onu ürküyor yani polisi. Ben ne yaptım diye bir polisi diyor içeri çağıracağım. Çağıracaksın. Ben Ahmet Ali sahasında maç yönetiyorum sevgili Muharrem. Evet. Ahmet Ali sahasında. Maç başladı. Polis içerideydi. Baktım çekmiş gitmiş. Şeyde lokalde çay içiyor. O tıp başı durdurdum. Polisin şeyi helal mi hocam? Aldığı para? Onu Allah bilir hocam. Yani şimdi ben bana bir maaş veriliyor değil mi? Devlet veriyor. Niye? Şu işi yap diye. Ben oturuyorum bunu yapıyorum. Sevgili hocam. Oturmayıp da kafede çay içsem. Ya şimdi polislere burada o kadar şey değil yani. Yani bir sürü bir vatan için ölen. Hocam onlara zaten başımızın üstünde şehitlerimiz. Bakın Allah işte zaten bilir. Sorun da bu. Allah yarına bırakır, yanına bırakmaz kimsenin. Merak etme sen. Şimdi oradan adamı çağırdık şeyden, kafeden. Sağ komiseri çağırdı. E ne olmuş kardeşim dedi bir çay içiyoruz. Çağırdım dedim ki beyefendi.
Siz buraya niye geldiniz? Sinema mı geldiniz? Çay içme. Sopayı benim sabah oynanıyor. Burada bir olay çıkarsa siz olayı çıkmadan bastıracaksınız. E kardeşim oradan ne gelelim? Ya kardeşim orada ben iki yumruk yersem, bu dört yumruk yersem sana ne gerek var burada ki? Birbirimizi kırarız. Hocam orada polisin varlığı bir caydırıcıdır. Yani sen görmediğinde başka davranırsın, gördüğünde başka davranırsın. Ben kafenin içinde polisi görmedim. Ben sizin kafanıza sopayı indiririm. Polis ondan sonra gelirse gelsin zaten. O bir işe yarar mı? Orada bulsa ama beni caydırır o. Yani ama şimdi orada olur. Şimdi o suyun içindeki polisin söylediği ne olacak ya? Bunda bir şey çıkmaz ki diyor. Şikayet etse ne olacak diyor. İfadesi alınacak diyor. Sağlamaya gidecek diyor. Bu nedir biliyor musun? Yani oyuncuya bir dahaki maçta diğer oyuncuya sen de yap aynısını. Sen de bu eyleme yap bir şey olmaz mesajı veriyor. Şimdi böyle konuşmaktansa farklı daha bir caydırıcı bir şeye gidebilir. Arabaya taş atılıyor. Adam oradan seyrediyor. Taş atan da önünde ha. Taş atan da önünde. Bari diyor benim önümde yapma diyor. Bak bak. Lafa bak. Bari benim önümde yapma diyor. Başka yerde yap bunu diyor. Hani maalesef. Maalesef. Bizim hani hocam teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ olun hocam. Teşekkür yok, ediyoruz. Muharrem hocam teşekkür ediyoruz. Ederim. Mahmut hocam. Başakşehir'den puanlarla dönüyoruz. İnşallah. Mahmut hocam teşekkür ediyoruz. Ben Adnan hocanın programını inşallah maşallah edemeyelim. Meski Spor, Erdemir Spor'da takımlarına. Evet bu hafta Meski maçına da geliyoruz. Allah evet, gönlüne evet. Görürsün. Bu hafta maçtayız. Değerli herkes davet ediyoruz. Bu arada şunu da belirtelim. 50 lira kulübe ücret, pardon üyelik ücreti. Yani sadece 50 lira veriyorsunuz. Aylık 50 lira gibi bir katkıda bulunarak Mersin İdman Yurdu Kulübü'ne üye olabiliyorsunuz. Kongre üyesi oluyorsunuz. Kongre üyesi oluyorsunuz. Seçimlerde oy kullanabiliyorsunuz. Başkandan hesap sorabiliyorsunuz. Başkanlardan, yönetimden hesap sorabiliyorsunuz. Bu hakkınız var. Kimsenin adamı olmasın. Kimse adamını doldurmasın kulübe. Gelin 50 lira aylık vererek kulübe üye olun. Hem de kulübün bu zor günlerinde. Şey evet. De olmasın diyor. Pompacının adamı da olmasın yani. Yani onu da diyorum. Başkan da diyor kendi diyor zaten. Başkan da diyor yani bir şey çalışkan adam olmasın diyor. Yani pompacı olmasın. 300 tane oy veren var diyor. Ali Kahraman'ın siz kendi adamlar diyor yani örnek vererek söylüyorum. Ya da benim adamlarım olmasın. Ya da benim adamlarım olmasın diyor. Şimdi ben bir şey daha diyeyim hocam bak burada hocam. Size de sesleniyorum. Sağım hocam size de sesleniyorum. Size de sesleniyorum Muharrem tamam. Bey. Gidin hangi hattı kullanıyorsanız hangi hattı kullanıyorsunuz? Bayinize gidin. Soruşturun. Adınıza başka bir hat alınmış mı? Bu son günlerde moda oldu Türkiye genelinde. Sordum hocam ben ona. Sorduysan mesele yok. Yani sorgulayın. Yarın 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra önünüze veya 2 sene sonra veya 3 sene sonra karşınıza bir rakam geliyor. 2 milyar, 3 milyar diyor. Böyle bir hat kullandınız diyor. Halbuki alakası yok. Kimlik fotokopinizden gidiyorlar. Birinin adına hat veriyorlar. Evet ona da dikkat edelim. Dikkat edin. Sorgulan yani. Bütün evet. İnsanlar da vatandaşın yapması Mahmut gereken hocam, onu bariz ne yapıyor yani. Biliyor musun? Uyarınız için teşekkür bariz ediyoruz. Bariz onun bir yere vatandaşlarımız kimlik fotokopisi verirken veriyorsun. Şu numara için veriyorum diye. Hayır çocuklar şey için primle çalışıyor ya hat satmak için. Ya bir tane fotokopi ver bana diyor. Ben sana hatlı veririm. İşte ben de dedim. Önemli değil diyor. Hayır yazacaksın. Ha, evet. Şu numaralı hat için verdim. Evet. Şu işlem için verdim diye. Evet bravo Muharrem. Evet bravo. Bu hafta da inşallah kulübe gidip üye olursunuz Mahmut hocam. İnşallah hocam. Başladık bir devletlerimiz verdik. Muharrem hocam. O konunun takipçisiyim haberiniz olsun. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Radyo Klas'la ortak yayınımız burada sona erdi. Haftaya salı akşamı görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.